Hazırız, başlıyoruz. Merhaba arkadaşlar. Öncelikle küçük bir teknik aksaklık yaşadık. Onun için lütfen kusurumuzu hoş görünüz. Sanal dünyanın sanal azizlikleri bazen böyle reel olarak da insanların canını sıkabiliyor. Kısa kendimi tanıtayım. İsmim Mehmet Ali Kavaklı. Özel bir eğitim kurumunda yöneticiyim. İDEA eğitim kurumları olarak yöneticiyiz. Bu programın düzenlenmesinde emeği geçen Gıda Mühendisleri Derneği'ne, dernek başkanımız Sayın Abdüssamed Boyu Beyefendi'ye, yine Eğitim Komisyonu'na, Tanıtma Komisyonu'na da tekrar teşekkür ediyorum. Bizim gerçekten de mutlu olduk sizlerle bir arada olduğumuz için. Ben eğitimciyim. Yani kısaca yaptığımız iş bizim için öğretmenlik diyebiliriz. Yaklaşık olarak 20 yıldır bu işi yapıyoruz. Zaman bizim için çok önemli. Zaman üzerine konuşulan, söylenen birçok şey var. Tabii zamanı tanımlayabilmek de bizim için çok çok önemli. Bir baktığımız zaman ortamımızda zamana dair birçok şeyi görüyoruz. Bugün her hususta gerçekten de şey yapan, film üreten, Hollywood'a baktığımız zaman Hollywood bize zamanla ilgili birçok şeyden bahsediyor. Daha dün akşam Tenet isimli bir film izledik. Hatta Abdüssamed Bey'le bir ilk o zaman yapacaktı. Türklere film izleme sözüm var demiştim. Yine zamanla alakalı konuşuluyordu. Demek ki zaman bizim için çok önemli. Meşhur bir Avengers evreni denen bir film var. O filmin içerisinde yine bir taşlar var. Thanos denen kötü adamın, mor ve kötü olan adamın eline geçirdiği taşlarda zaman taşı var. Orada Doctor Strange diye bir karakter var. Ünlü bir cerrahken bazı şeyler yaşıyor. Tibet'te zaman geçiriyor falan. O arkadaşın da yine başka bir bölümünde zamanla ilgili bir çalışması var. Zamanı geri alma, tekrar etme, zaman kıskacı. Yine İngilizlerin çok nadirdir. İngiliz sineması o kadar çok dizi olarak yüksek değildir, başarılı değildir ama Doctor Who dizisinde zaman lordu var, bir zaman lordu. Zamanın içerisinde gidiyorlar, geliyorlar, değişik işler yapıyorlar, geçmiş zamana gidiyorlar, gelecek zamana gidiyorlar. Hatta bir bölümünde 5 milyar yıl kadar mıydı neydi sürekli olarak bir safir gibi bir şeyi yumruklarla kırmaya çalışan bir karakter. Yani zaman her yerde bizim karşımıza çıkıyor. Tabii zamanı biz birazcık felsefik bahsediyoruz. Bazen bir reale çekiyoruz. Bazen zaman bizim için bir kurtarıcı, bazen zaman bizim için sıkıntılı bir şey. Aslında biz zaman olarak bahsederken bir yaşanmışlıkların ya da yaşanabilir olduklarının süreci hususunda bir şey kullanıyoruz. Mesela biz bir günden bahsediyoruz. Bahsettiğimiz bir gün dünyanın kendi etrafında bir dönüşünü tamamladığı zaman. Biz buna ne diyoruz? Bir gün diyoruz. Yine dünyanın güneş etrafındaki bir dönüşünü de tamamladığında bir yıl diyoruz. Tabii bu kısa zamanlı bilimler. 24 saat bir günü bölmüşüz. Her bir saatine 60 dakika demişiz. Her bir 60 dakikanın içerisine de bir saniye koymuşuz. Bir dakikanın içerisine 60 saniye koymuşuz. Sonra da saniyenin %1'i, 1/1000'i gibi zamanlar, daha doğrusu isimler kullanarak zamanı kıstaşlaştırmışız. Dolayısıyla zaman bizim için önemli. Bir metaforik olarak da önemli. Teşbihsel olarak da önemli. Realde de önemli. Peki zaman yönetimini nasıl yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Şimdi burada biz bakıyoruz saat 1'de başlayacak olan şeyi bilgisayarım saatine baktığım zaman 13.50'de yani 3.45'te falan başlatmışız. Ciddi bir zaman kaybı yaşamışız. Şimdi seminerimizi izleyen arkadaşlarımız bu zaman dilimiyle alakalı bir kayıp yaşıyor. Neticesinde bir tehir edilme durum var. Peki zamanı biz kontrol edebilir miyiz? Yani azaltabilir miyiz? Azaltabilir miyiz? Bununla ilgili küçük bir teori var. Hemen onu yazıyorum. Bunu Einstein şöyle bir şey söylüyor. Einstein'ın görelilik ve izafiyet teorisinin temelini oluşturan şey. Diyor ki şurada bir araç var. Böyle bir araç var. Bu aracımızın içerisinde bir düzenek oluşturuyoruz. Ve bu düzeneğin içerisinde şuradan bir ışın gönderiyoruz. Ne gönderiyoruz? Işık. Işın demeyeyim, ışık diyeyim. Bu ışık buradaki aynadan gidiyor ve geliyor. Işık saniyede 300 bin metre gider. Hızı budur. Şimdi diyor ki adam, ben bunu dışarıdan bu şekilde gözlemliyorum diyor. Pekala diyor, ben bu sistemi V hızıyla, yüksek bir V hızıyla hareket ettirirsem, o zaman sistem şöyle olacak diyor. Şuradayken ben bu şekilde gidecek ya, karşıya ulaşacak değil mi? Şu şekilde gidip karşıya ulaşıp yansımasını beklerken diyor ki bu hareket ettiğine göre diyor, bu ışık diyor şöyle bir yol izleyip çarpıp tekrar buraya gelecektir diyor. Şimdi bizim için x eşittir v çarpı t formülü geçerli. Şimdi şuradaki ışığın aldığı yol ile buradaki ışığın aldığı yol aynı değil. Pekala bunu biraz daha dikleştireyim. Yol aynı değil. Pekala burada bizim için yol büyüdü. Işığın hızı sabit. Bu büyüklüğe karşılık neyin büyümesi lazım? Zamanın büyümesi lazım. Peki bu bizim için zamanın genleşmesi anlamına gelir mi? Yani nasıl olacak? Zaman bizim için genleşecek mi? Daha geniş bir süreç içerisinde mi olacak bu olaylar? Aslında bizim algımız değişiyor burada. Bununla ilgili birçok teoriler var. Birçok zaman makinesi veyahut da farklı tip filmlerin yer aldığı yerlerde, dizilerde, özellikle Hollywood sinemasında bunlar işte bu teoriyle hareket ediyorlar. Bizim ışığın aldığı yol uzarsa, malumunuz şu daha kısa bir yol, şu daha uzun bir yol, ışığın hızı sabit, o zaman bizim zamanımızın uzaması lazım. Yine zamanla ilgili bir noktaya gelip tıkanıyoruz. O zaman zamanı bizim buradaki ölçüm sistemimiz veyahut da zamanı işlerliğimiz olayı farklı yapıştırıyor. Biz kısaca zaman için içinde belli bir eylemin bulunduğu süredir diyoruz. Eğer eylem yok ise zaman içinde diyebileceğimiz fazla bir şey yok. Ben buna hazırlık yaparken bu seminerimle ilgili iki farklı hazırlık hazırladım. İki farklı sunum var. Bir bu sunumum var, bir diğeri bu sunumum var. Şimdi elimdeki bu sunum yaklaşık olarak 1 saat 15 dakikaya yakın sunuyor. Buradaki sunum ise aynı olayı takribi olarak 45 ila 55 dakika arasında bitiriyor. Peki ikisinde de ben seminerimde aynı bilgileri vereceğimi düşünüyor isem, ikisi arasındaki fark ne ola ki? Sonucun aynıysa, madem bizim için eylemimizi oluşturan ana biz zaman diyorsak ve eylemimizi oluşturacak anımızla ilgili bir materyal öne sürüyorsak, o zaman bizim için ne olacak? O zaman bizim için algıladığımız sistem içerisinde bize ait bir zaman dilimi ve tüm dünyanın geçerli olduğu şeyler. O zaman benim için zaman bireysel olarak da farklı ilerleyebilir. Dışarıdaki bir insan için de farklı ilerleyebilir. Bütün bunları bugün bu seminerde parça parça konuşacağız. Tabii ben şunu da söylüyorum. Ben yıllarca bu tarz seminerler veriyorum. Bu konu olsun, başka konular olsun. Seminerimizi dinleyen kişiler bir anda büyük bir aydınlanma geçirip hayatlarına seminer konusuyla alakalı büyük bir artı sağlayacağını umut ederek geliyor. Ama bunların büyük bir kısmı seminer anında verdiğimiz bilgilerle alakalı olaraktan büyük bir kısmı hoş bir zaman geçirip daha sonrasında verdiğimiz tavsiyelerin birçoğunu bir köşeye bırakıp gündelik yaşama devam ediyor. Bu gündelik yaşamına devam ederek bu semineri dinleyen arkadaşlarımızın birçoğunda herhangi bir değişiklik meydana gelmiyor. Belki bazı içsel duygularını harekete geçirebiliyoruz. Ama sonuçta bizim dediğimiz şeylerin ne kadar yüksek miktarda içgüdüsel olarak yapabilirlerse o kadar başarılı oluyorlar. Yani bu seminerin sonunda zamanı çok iyi mi yöneteceksiniz? Bunu ancak siz bilirsiniz. Biz bununla ilgili tekniklerden bahsedeceğiz. Neticesinde bu bizim için de geçerli. Yani doktorlar hiç mi hastalanmıyor? Yok. Elbette onlar da hastalanıyor. Yine aynı şekilde biz öğretmenler hiçbir şey, her şeyi mi biliyoruz? Bilmediğimiz bir şey yok mu? Tabii bizim de bunlarla alakalı yine bilmediğimiz şeyler ne mevcut olmuş oluyor. Biz bunlardan başlayalım. Şimdi biz o zaman zamanı tanırken şöyle diyelim. Nasıl bir şey? Bakın Cenab-ı Hak bizi yaratmış. Artık inanç sisteminiz neyse ona göre söyleyeyim. Bir zaman kavramımız var ve bu zaman kavramı çok ilginçtir ki yeryüzündeki yaratılmış, var olan her nesne ve her canlı için aynı. Değişmiyor. Yani sizin babanızdan kalan miras malınız olabilir. Başkasının olmayabilir. Boyunuz uzun olabilir, kısa olabilir. Yani sarışın esmer olabilirsiniz. Değişik değişik özelliklere sahip olabilirsiniz ama üzerinizden geçtiğine inandığımız süre, yani tanınmadığımız zaman herkes için aynıdır. Ve istediğiniz kadar uğraşın, bu zamanı siz uzatamazsınız. Ha, şuradaki teoriden ibaret bir şeyler söyleyebilirsiniz. Ama o kime göre? Buna da zaten o yüzden görelilik kavramı deniyor. Sana göre mi? Bana göre mi? Kime göre? Gözlemleyeceği mi göreli? Üniversite hazırlık süreçlerinizden hatırlayınız. Göreli ifadeler vardı. Bağı hız, mağı hız orada. Aynı sistem. Zaman daima tükenen bir şeydir. Zamanı durduramazsınız. Zamanı uzatamazsınız. Zamanı kısaltamazsınız. Ama zaman algınızı değiştirebilirsiniz. Yine zaman için bizim kullandığımız bir cümle vardı. Bir eylemden bahsetmiştik. Belirli bir eylemin olduğu süredir demiştik. O zaman eylem yoksa zaman da yoktur. O zaman diyelim ki biz bu zamanı geçirebilirken eylemimizle alakalı daha verimli bir halde ne yapabiliriz? Zamanımızı kullanabiliriz. O zaman bizim için eylemin içerisinde bulunan bir zaman diliminden bahsediyor isek, o zaman bizim zamanı çok daha iyi tanımış ve bunu iyi kullanmış olmamız lazım. Zaman geri döndürülemez. Yapılanamaz. Satın alınamaz. Yani zaman satın alamazsınız. Yine yerine bir şey koyamazsınız. İşletilemez. Yani çoğaltılamaz. Bu tarz şeyler zamanın genel tanımıdır. O yüzden herkesin üzerine hassasiyetle durduğu şeydir. Hatta uzun süreçtir insanoğlunun aramış olduğu ölümsüzlük aslında zamana bir çaredir. Zaman çok önemli. Biz gerçek zamandan bahsedelim. Gerçek zaman ölçülüp gözlenebilen bir türdür. Ne kadarını ölçebiliriz? Buna bir vurgu yapmış olalım. Az ayın, güneşin hareketleriyle biz durumlardan bahsettiğimizi söyledik. Buna modern dünyada adını saat dediğimiz bazı mekanik veyahut da telefonlarımızda bulunduğu gibi dijital veyahut da yeni modellerden telefonumuzda bağlantılan mesela Samsung'un yapmış olduğu yine birçok şeyin yapmış olduğu saatlerimiz var. Bizim için zamanımızı ayırırken öznel bir zaman tanımı yapıyoruz. Kişiye göre değişen, kendi zamanına bağlı olmadan psikolojik anlamda algıladığı bir zaman türüdür. Öznel zaman. Şöyle örneklendireyim. Yani benim için geçen süre, sizin için geçen süre, şu seminer başlayana kadarki süreç ve yine dernek başkanımız Sayın Abdüssamed Boyu için geçen süre çok farklıydı. Belki siz birazdan başlat dediniz, kahvenizi alıp yudumladınız. Ama Abdüssamed Bey'le biz burada hakikaten seminerden daha başında müthiş bir yorgunluk çektik. İşte öznel zaman sizin için farklı, benim için farklı ve zaman içindeki algılanan ve zaman içerisindeki eylem farklı olduğu için size farklı, bize farklı geliyor. Yine aynı şekilde keyifli bir maç izlerken ya da ne bileyim bir sinemada film izlerken ki geçen süreç sizin için de aynı 2 saat. Dur, maç kaç dakikaydı? 90. Futboldan hiç hoşlanmam. Hiç de anlamam, bunu söyleyeyim. 90 dakika maç, 15 dakika devre arası, 105 dakikalık bir süreç mi? Bu 105 dakikalık süreç sizin için farklıdır, benim için farklıdır. Ben futboldan hiç hoşlanmayan bir insanım. Benim önümde maç izlenebilmesi için o televizyon kumandasının ya kayınpederimin elinde olması lazım ya da babamın elinde olması lazım. Misafirim bile olmuş olsa ancak dakika skora. O skora baksın, ne oldu, ne gitti, bitti. Benim için bu kadar. Şimdi dolayısıyla öznel zaman kişiye göre değişiyor. Biz sıkıcı bir iş yaparken zaman bize bitmiyormuş gibi gelir. Yani nasıl diyeyim? Az önceki dediğimiz gibi zaman sürekli bizim için hızlı hızlı akarken heyecanla bekleyen birisi için de geçmiyor olabilir. Bizim algımızla alakalı. Eğlenceli bir anda zamanın nasıl geçtiğini anlamazsınız. Çok hızlı geçer. İşte öznelliği buradan kaynaklanıyor. Sana göre, bana göre, kime göre? İşte bana göre çok uzun bir zaman dilimiydi. Bir türlü başlayamadık. Sana göre çok kısa bir zaman dilimiydi. Dedim ki 2 dakikaya olur, bir kahve alır içerim, birazdan da işimi hallederim. Bu öznellikten konuşuyor, zamanın öznelliği. Bir de ekonomik zaman bilimi var. Bu da bir ölçü birimidir. Mesela çalışıyorsunuz, çalıştığınız yerde bir mesainiz var. İşte günde 8 saat çalışıyorsunuz, üstüne 2 saat daha çalışıyorsunuz. Ücretlendirilecek bir kısım var. Bu da bir zaman dilimi değil mi? İşte işletme açısından ayrı bir şey oluşacak, işveren açısından ayrı bir şey oluşacak, çalışan için ayrı bir şey olacak. Bu kurumsal firmalarda ya da başka yerlerde belirlenmiş zaman dilimleri vardır. Mesela şöyle bir işte olduğunuzu düşünün. sabah 8 akşam 5'li çalıştığınız bir sistem vardır ve bu sistemde belli bir süre vardır. İşveren için belirli bir süre, sizin için belli bir süre. Aradaki geçen eyleme göre de zamanın niteliği değişir. Bunun için de biz ne diyoruz buna? Ekonomik zaman adını veriyoruz. Bir de biyolojik zamanımız var. Biyolojik zaman, kişinin etkilendiği. Bedensel olarak algılanan zamandır bu. Tabii biz buna biyoritmik saatte dediğimiz bazı şeyler var. Mesela siz uzanın, yatın, belli bir süre sonra uyanırsınız. Çok ilginç bir şey var bu hususta. Mesela karanlıkta yattığınız zaman daha rahat bir uyku çekersiniz. Ne kadar karanlıksa o kadar iyi. Ve güneş ışınları vücuda temas ettiği andan itibaren biyoritmik saatiniz canlanır ve yeni bir zaman diliminde ne yaparsınız? Başlarsınız. Biyolojik zaman, biyolojik durumunuza göre kendini yenileyebilir. Yani normalde her gün sabah saat 6'da uyanan bir zaman diliminiz var. Bedeniniz o şekilde oluşmuş ama çok yoğun ve yorgun bir iş yaptıktan sonra sizin sabah 6'da kalkmış olmanızı beklemek biraz nedir? Güçtür. Yine biyolojik zaman çok da kişilere göre değişmez. Mesela kuşların göç zamanları yine aynı şekilde bazı hayvanların yattığı kış uykusu gibi durumlarda ne olmuş oluyor? Kişinin ve canlının diyeyim biyolojik zamanı birbirinden farklı. Evet, biz zamanı şöyle nitelendiririz. Herkese eşit olarak dağıtılmış ama kıt bir kaynaktır. Yani bu burası bir gerçek. Herkese eşit olarak dağıtılmıştır ve kıt bir kaynaktır. İkimizi yan yana düşünün. Yani yan yana derken fizyolojik yan yana değil. Değer olarak yan yana düşünün. Siz de sabah güneş doğumunda kalktınız 5'te 6'da diyelim. Ben de kalktım ve akşam saat 11'de yattığımızı düşünelim. İkimiz için geçen sürelik 15-16 saatlik bu sürecin vücudumuzda yaptığı etkiler, psikolojimizde yaptığı etkiler, bize yaptığı algılar birbirlerinden ne farklıdır. Ama aynı süredir yani 10 saat, 8 saat. Yine aynı şekilde sabah 8 akşam 5 mesaisinde 2 işçi düşünün. 2 işçinin yaptığı işe göre o 8 saatlik çalışma anında, öğlen arasında 1 saat kabul edelim, çalışma anında üretilen işler birbirinden farklı olmuş olabiliyor. Geçen zaman dilimi 2 kişi için de farklı olmuş olabiliyor. Şimdi biz normalde zamandan bahsettiğimiz zaman hiçbir şeye vaktim yok, zamanım yok, çok yoğunum, işin başından aşkım, başımı kaşıyacak vaktim yok, nefes alacak zamanım yok. İşte gibi şeylerden istemkar ederek bize herkese eşit olarak dağıtılmış olmuş olan zamanı birazcık farklı kurguladığımızı, biraz da haksızlık ettiğimizi düşünüyorum. Şimdi ben zamanla ilgili bir örüntü çizeceğim buraya. Bu örüntüyle alakalı da birazdan konuşacağız sizinle. Öğretmenlik gereği alışmışız değil mi tahtaya? Yazdınız mı arkadaşlar? Şimdi ana materyalimiz burada. Ben hemen onun şemasını çizeceğim buraya. O sistemayı çizdikten sonra zamanı nasıl yöneteceğimizden bahsedeceğim. Birincisi zamanı algı. Ondan sonra diyorum ki zorlukları gör. Sonra kendini tanı. Sonra zaman tuzaklarını fark et. En sonra da teknikleri uygula. Arkadaşlar biz şöyle bir daire çizeceğiz. Böyle bir daire çizerek zaman algımızı yeniden ne yapacağız? Oluşturmuş olacağız. Yani pardon, küçük bir kazamız var. Bugün de hep kazalı gidiyoruz her hususta. Allah sonumuzu hayretsin. Evet. Telefonun kamera açısını düzenliyorum. Tahta net gözüküyor galiba. Zamanı algılama diyelim. Algıla bir hüküm bildirelim. Zorlukları gör. Çünkü bunlar da öyle yapmışım. Zorlukları gör. Kendini tanı. Teknikleri uygula. Zaman tuzaklarını fark et. Şimdi zaman yönetimi önemli bir şey. Zamanı yönetmek için. Arkadaşım zaman yönetmek istiyorsan bir kere sorumluluklarımızı yerine getirmemize yönelik faaliyetleri planlamamız lazım. Uygulama kısmının olması lazım, denetleme kısmının olması lazım ve mümkün olduğunca etkili ve etkin bir şekilde zamanımızı kullanmamız gerekiyor. Zaman yönetimi karar ve planlama ile ilgilidir. Zaman yönetimi bireysel ve kurumsal boyut içerir. Zaman yönetimi bir sonuç değil, süreçtir. Burayı karıştırmayalım. Sonuç değil, süreç. Bu süreci siz yönetirsiniz. Zaman yönetiminde maksadımız daha çok çalışmak değil, süreci daha iyi ve daha verimli kullanmak. Dolayısıyla sonuçlarımızı daha verimli bir noktada, daha üst beklentiye yakın oluşturabilmektir. Akıllıca bir zaman kullanmak. Zamanı algılamaktan bahsedeceğim. Şimdi bu gerçek zaman yönetmenin temelinde oluşur. Şimdi bir kişiyi ele alarak hareket edelim. Diyor ki zamanı algılamak için işe geliş gidiş saatimiz önemli bizim için. Veyahut da aldığınız seminerin başlama bitiş saati, öğrendiyseniz dersin başlama bitiş saatleri. Yine yıllık izinleriniz var, çalışıyorsak yıllık izinlerimizin süreleri, toplantı süresi, bir projenin başlangıç ve bitiş tarihleri gibi hususlar bizim için birer zaman kıstası oluşturan şeylerdir. O yüzden bizim için önce neye odaklandığımız önemli ve gerçek zaman. Şimdi bana bir proje verilmiş, benim projemi yapmamak için 2 haftalık sürem var. Yönetmem gereken zaman ne kadar? 2 hafta. Sana bir proje verilmiş, aynı proje verilmiş. Sana da diyor ki 1 hafta süren var diyor. Şimdi burada sizin için süreci doldurmanız gereken mesafe ne kadar? 1 haftalık. Dolayısıyla burada bizim planlamamızı yaparken ben 2 haftaya göre planlama yapacağım. Siz ne yapacaksınız? 1 haftaya göre bir planlama yapma durumundasınız. Burada şu planlamayı yaparken, zaman algılarken de biraz da gerçekçi olmak lazım. Şimdi şurada hemen kendini tanıma kısmına geleceğiz. Size verilen işte yetenekleriniz de önemli. 10 parmak yazıyorsun, yazamıyorsun. Belli bir bilgisayar programında iyisin, diğer programda zayıfsın. Aynı sonucu verebilecek, başka bir programı öğrenebilecek zamanın var mı, yok mu? Bütün bunlar da İşte o zamanı planlarken ki kendini tanıma kısmında oluşuyor. Bir de bizim birazdan zorluklardan bahsedeceğim ben. Zorluklarda ise olay biraz daha değişecek. Bizi zorlukları fark edebilmek ve onları yönetebilmek çok önemli. Zaman zorluklarından bahsedelim. Sırayı bozmayalım. Şimdi zamanı yönetebilmek için bir kere bu sorunu çözmek için net karara sahip olmanız lazım. Net ve kararlı olmanız gerekiyor. Yani burada bir öz eleştiri de gerekiyor 3 aşağı 5 yukarı. Çünkü iş disiplini lazım. Ondan da bahsedeceğim birazdan. Eğer ki bir kimse iş disiplinden yoksun ise bu onun için bir sıkıntı. Yeniliklere karşı böyle kapalı bir insansa o da sıkıntı. Öz denetim, yönetim yoksunluğu varsa o da sıkıntı. Bir de bu sıkıntılara ek olarak bizlerde varsa olumsuz bir iç diyalog. Hayırlı uğurlu olsun. Yapacak çok fazla bir şeyimiz yok. Arkadaşımız gerçekten de çok zor günler geçiriyor demektir o hususta. Biz ne yapacağız? Bunları kendimizi tanıyoruz derken de çok da karamsar olmayacağız. Önceki düşünce, zamanı verimli kullanmak istiyor muyum? Bu benim için önemli mi? Daha sonra verimli kullanırsam ne gibi kazançlar elde ederim? Ve verimli kullanırsam ne kaybederim? Şimdi biz memleket olarak, toplum olarak ilginç bir durumumuz var. Faturaları hep en son güne saklıyoruz. Yani belki bunu bir esnaf veyahut da başka türlü bir yapının içerisinde bulunan arkadaşlar farklı değerlendirebilir. Adamın elinde imkanı yoktur ama memur bile olmuş olsa, memur ne demek? Ayın 15'inde maaşı belli olan kişi demektir. Kaç lira yuvarlak hesap? 5.000 lira maaş alıyordur. Bu adam çok çalışırsa 6.000 olmaz, az çalışırsa 4.5 olmaz. Neticesinde 5.000 lira alıyor. Ayın 15'inde maaş alıyor, ayın 25'inde son fatura bedelini ödeyecek. Bu arkadaş yine ayın 24'üne kadar bu hususta gelişim sağlamıyor. İşte bu bizim zamanı verimli kullanmamıza güzel bir örnek. Aynısı değil, bir ölçüt olarak. Yani daha önce yapabileceğim bir şeyi sona ertelemek, son güne bırakmak. Biz bunları çok çok hem de çok yaşıyoruz. Nereden yaşıyoruz? Nereden yaşıyoruz? Üniversite yıllarınızı hatırlayın. İçimizde birçoğumuz final günü akşam uzun süre... bilgisayarımın sesini kısayım. Uzun süre dönemin başından beri derslere giren ama finallerde, final akşamında, vize akşamında sabahlayan insanlarız çoğumuz. Yani belki bunu bir üniversite birinci sınıfa gittiğimiz zaman bizden öncekilerden gördüğümüz bir şeydi. O zamanı verimli kullanmak değil. Ama hemen dönüp bakmanızı rica ediyorum sizlerden de. Geri dönüp baktığınız zaman bizim gibi zamanı, yani finalin son akşamı çalışanlardan ziyade akademik kariyer yapanların daha soluklu, daha uzun süreli ve planlı çalışanlardan oluştuğunu görürsünüz. Bizim gibilerden de çıkıyor tabii ki son gün, son akşam yoğurt gibi şişmiş gözlerle sınava gidenlerden de akademik kariyer yapanlar çıkıyor. Ama büyük bir çoğunluğunun aksine zamanı verimli kullanan kişiler olduklarını ne yapacağız? Görmüş olacağız. Bunu yani acımayacağız bu hususta. Kendimizi bir köşeye atmayacağız. Eksiklerimizi net göreceğiz ki zamanı nasıl kullandığımızı veyahut da kullanamadığımızı kabulleneceğiz. Olay burada. Bunun için bizim için iç disiplin önemli demiştik. Genelde biz büyük bir heyecanla işlerimize başlarız. İşlerimize başladıktan sonra bir müddet sonra motivasyonumuzun düşeceğini düşünürüz. Ki öyle oluyor çoğunluğu. Bir projeye başladıysak aynı enerjiyle projenin sonuna kadar devam etmemiz lazım. Engellerle karşılaştığımız zaman yılmamayı da öğrenmemiz lazım. Burada karşımıza bir şey daha çıkıyor. Yaptığımız işe konsantre olabilmek, konsantrasyon da bizim için çok ama çok önemli bir noktaya geliyor. Bu hususta da ayrı bir seminer gerçekten de güzel gider. Onu da söyleyeyim yine Abdüssamed Bey ve ekibine. Bu konuyla alakalı da iş konsantrasyonu ve hatta sosyal hayatta konsantrasyonu çok önemli. Büyük bir hevesle başladığımız projelerin birçoğunda yarım kalmış olmasının nedeni işin, projenin süreci içerisinde motivasyonumuzu yitirmemizden kaynaklanıyor. Yani bir kurumda sürekli olarak yükselmeyi arzu ediyorsunuz. Bir idareci pozisyonuna geçmek istiyorsunuz. Bir vesile bir şeyler oluyor. Bir idareci pozisyonuna geçiriyorsunuz. İdareci pozisyonuna geçmeden önce ben o pozisyona geçersem var ya neler yapacaktım, neler dediğiniz birçok şeyi gerçekten reale taşıyamıyorsunuz. Bu da ne yapıyor? İşte motivasyondan kaynaklanıyor. Tabii aşırı motivasyonun da sıkıntıları var. Onlar da daha sonra yine başka seminerlerde yine eminim size anlatılacaktır. Bizim bazen canımız tembellik yapmak isteyebilir, bu bizi engelleyebilir. Bu durumda iç disiplinimizi ne yapacağız? Yerine tutacağız. Bu hususta güzel bir sözüm var burada notlarımın içerisinde. Bir şeyin imkansız olduğuna inanırsanız aklınız bunun neden imkansız olduğunu ispat etmek için çalışır. Bir şey yapabileceğinize gerçekten inanırsanız aklınız bunu yapmak üzere çözümler bulma hususunda size yardım eder diyor. Bunu biz deyimsel olarak cam tavan adını veriyoruz. Yani aslında sen yukarıyı görüyorsun, cam bir tavan var. Daha yukarısına çıkabileceksin. Ama o cam tavan geliyor sana baskı yapıyor. O bizim inançlarımızla iç disiplinimizin eksikliğiyle alakalı bir durum. Çünkü sen ona inanmışsın. Meşhur bir örnek vardır. Yine onu burada tekrar etmek istiyorum. Hatırlatalım bilen arkadaşlarımız için. Bir deney yapmışlar. Deneyde bir köpek balığını, camdan bir duvar var suyun içerisinde, köpek balığını bırakmışlar. Öbür tarafa da köpek balığının avı olan balıkları koymuşlar. Köpek balığı bir geliyor, o cam bariyere çarpıyor. İki geliyor, cam bariyere çarpıyor. Üç geliyor. Bir müddet sonra o balıklara ulaşamayınca artık köpek balığı artık hamle yapmıyor. Sonra cam bariyeri kaldırdıkları zaman diğer balıkların arasında geçse bile artık o ne yapıyor? Balıklara ne yapmıyor? Hamle yapmıyor. Onları yemeye çalışmıyor, avlanamıyor. İşte cam tavan da aynı bunun gibidir. Biz kendi zihnimizle oraya bir şey koyarız. O cam tavanı bir türlü aşamayız. Üst kısma geçemeyiz. O bizim engelimizdir. O zihnimizde oluşur. Onu kırmak lazımdır. Eğer onu kırabilirseniz o cam tavanı sizin önünüze kimse duramaz. Bu konuda hemen küçük bir hikaye anlatılır. Ben hemen ondan bahsedeyim. Seminerlerimde çok kullandığım bir hikayedir. Bizim iç sesimiz de bazen buna eşlik eder. Hayat tecrübesiyle alakalı olaraktan. Deriz ki yani ya bu öyle, kimse bunu yapmadı ya, böyle olmaz ya falan gibi dediğimiz şeyler de bizim o süreç içerisinde yapmamız gereken işlerde motivasyon kırıklığını engeller. Bir de bize bilge gelir bunlar. Yani bu işin zorluğunun farkındayım diye. Şimdi bir düşünün, bu işin zorluğunun farkında olmakla o işeden vazgeçmek arasındaki ince çizgiyi çok iyi görmek lazım. Hemen hikayemi anlatayım. Zamanımız çok fazla yok ama verimli kullanmaya çalışıyorum. Şimdi vakti saatinde derler ki bir memleketin bir ormanında kurbağalar bir araya gelmişler. Demişler ki burada artık şey yok, yiyecek besin miktarı azaldı. Biz başka yere gidelim. Bu hususta nereye gideceklerini Leyla'ya sormuşlar. Leylek yukarıdan uçuyor, sürekli böyle geziyor. Demiş ki ormanın öbür tarafında bir yer var. Biraz uzakça. Orada bir göl var. O göle ulaşırsanız buradaki kuruyan topraklardan ve besin eksikliğinden ziyade daha bol bereketli bir yer. Bir araya geliyorlar işte bunlar. Bilge kurbağamız diyor ki tamam arkadaşlar kararı verdik. Çoluk çocuk hep beraber vıraklaya vıraklaya zıplaya zıplaya ormanın öbür tarafına doğru gideceğiz. Tamam mı? Tamam. Bunlar hoplaya zıplaya giderken derince bir çukurun içerisinde 3 tane kurbağa düşüyor. 3 tane kurbağa düşüyor. Düştü mü kurbağalar? Düştü. Güzel. Şimdi millet başına toplanmış. Aşağıya doğru bakıyorlar. Ne yapıyorsunuz siz orada? Kurbağalar zıplıyor çıkmak için, zıplıyor çıkmak için. Normalde bir kurbağanın çıkabileceği bir çukur değil bir zıplamada falan. Etraftakiler diyorlar ki ya uğraşmayın siz kurbağasız neticesinde. Sizin yapabileceğiniz şey belli. Zıplayacağınız nokta belli. Burada uğraşıp bu şekilde kendinizi heba etmeyin diyor. Biz size aşağıya yiyecek atalım. Hiç olmazsa 1-2 hafta idare edersiniz. Öyle ölürsünüz. Sonunuz ölüm zaten. Boş uğraşmayın diyor. Bu hususta kurbağalardan birisi zıplamayı bırakıyor. Diğer iki kurbağa deli gibi zıplıyor. Deli gibi zıplıyor. Derken ikinci kurbağa da bırakıyor. Üçüncü kurbağa habire zıplıyor. Habire zıplıyor. Ya yapma etme. Olmayacağı belli. Her zıplamada bunun yarısına kadar ancak yükseliyorsun. Bu iş olmayacak. Niye kendini heba edip parçalıyorsun? Hiç olmazsa yorgunluktan değil de birkaç hafta sonra ölürsünüz. Yapma bunu demesine rağmen pat bir zıplayışta kuyunun içinden çıkıyor. Herkes etrafına koşuyor. Diyor, nasıl yaptın bunu? Söyle bize. Nasıl zıpladın? Bu kadar derin yerden kurbağa zıplayamaz. Ne oldu? Ne gitti? Kurbağadan ses yok. Yanına birisi geliyor ki ben onu tanıyorum diyor. O diyor sağırdır, sizi duyamaz diyor. Eğer o kurbağa sağır olmasaydı o kuyunun içerisinden zıplayıp çıkacak inancını diğerlerinin negatif eylemiyle başaramayacaktı. Hemen şurada söyleyeyim. Aşağı yukarı insan zihninde yani beyninde 15 milyara yakın sinir hücresinin olduğu söyleniyor. Tabii araştırmaların kabacasını söylüyorum. Eğer ki bütün beyninizde bir şeye inanırsanız 15 milyar insan düşünün siz. Bir stadyum hayal edin. Koskoca bir şey. Hayatınızda yüzden bir stadyum hangisiyse. 15 milyar insan orada toplanmış ve siz ortadasınız. Ve hepsi size bu işi yapacaksın, yapacaksın, yapacaksın diye söylüyor. Valla az önce bir konuşmada şu cümleyi kullanmıştım. Futboldan hiç anlamam, sevmem, takımda tutmam diye. Düşünün ki bir uluslararası bir maç yani milli maç gibi bir şey yapılacak. Ve teknik direktörümüz, milli takımımızın kim bilmiyorum kusura bakmayın. Dediler ki ya Mehmet Ali Bey bu maçta sizin oynamanız gerekiyor uluslararası kurallar gereği. Futboldan anlamam. Hiçbir şey bilmem ben. Ama çıksam oraya hakikaten o kadar seyirci Mehmet Ali Mehmet Ali diye bağırsa, tezahürat yapsa, Türkiye Türkiye diye bağırmış olsa herhalde yani Ronaldo'ya kafa tutacak kadar oynayacağımı düşünüyorum yani. En azından ciğerlerim patlayana kadar koşarım. Zihnimizdeki stadyumun içerisindeki tek bir sese odaklanmak lazım. O tek seste hepsine birden başaracağınıza dair bir eylem, bir söylem olmuş olması lazım. Bu sizin iş disiplininizde ne yapacaktır? Oldukça ne yapacaktır? Fayda sağlayacaktır. İş disiplinden yoksunsak bu konuda ne yapıyoruz? Sıkıntı çekiyoruz. Biz bununla ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. İş disiplin arkadaşlar bir kere kazanıldıktan sonra şey yapar, bu bir otomatiğe bürünür. Bu otomatik bir şekilde sizin yaşam tarzınızı olumlu yönde etkilemeye başlar. Bu bazen bizim işimizle alakalı olaraktan aşırı rahatlamayla alakalı olaraktan şeyden bahsedebiliriz. Aşırı rahatlama bize bir alışkanlık yapar yani. İyi şeyler de kötü şeyler de bize ne yapıyor? Alışkanlık yapıyor. Aşırı rahatlama da bizim iş disiplinimizi olumsuz yönde ne yapar? Etkilemiş olur. Evet. Neticesinde şöyle bir şey var. Siz iş disiplini olmayan bir kimsede şöyle örneklendireyim. Yani 2 yaşındaki bir çocuğa siz zorla yemek yediremezsiniz. Ağzını açmaz. Bu konuda İngilizlerin bir atasözü var. Atınızı suya götürebilirsiniz. Ama ona su içirtemezsiniz diyor. Dolayısıyla iç disiplini de bizim için de önemli. İç disiplini geliştirmek için bu cam tavanı mutlaka ulaşabileceğimizi, onu kırabileceğimizi görmemiz lazım. inandığınız yer neresiyse bir işle ilgili, işte sizin cam tavanınız oradadır. Bu kadar basit. Siz neye inanıyorsanız, nereye kadar yükselebileceğinize inanıyorsanız, sizin cam tavanınız oradadır. Ve yapabileceklerimiz gerçekten bizim zihnimizin oluşturduğu anlam kadardır. Bir şeyi ne kadar istiyorsanız onun için fedakarlık yapma oranınız da o kadardır. Bakın, bir şeyi ne kadar istiyorsanız fedakarlık yapma şeyiniz de o kadardır. Bütün bunları bir araya getirdiğiniz zaman gerçekten de siz hayatınızla ilgili zorlukları ve onunla ilgili yapmanız gerekenleri görürsünüz. Bir de biz olumsuz iç diyaloglara çok ehemmiyet veriyoruz. Bunlar bize, yani olumlama dediğimiz şeyin biz yapmanın yerine olumsuzlamayı ya da olumsuz iç diyalogumuzu gerçekten de içimizde tutuyoruz. Yani bakarız, ben bunun işe yaramayacağını biliyorum deriz. Başarılı olamayacağını düşünüyoruz deriz. Ben zaten şansım yok. Benim işim hiçbir zaman doğru gitmez deriz. Ya da birine dersiniz siz, bıraksan yapamazsın diye. Çok beceriksizim cümlesi, iç diyalog. O da sizi otomatikman yine beceremediğine götürecektir. Yaratıcı değilim, yeni bir buluş yapamıyorum, yeni bir şey ortaya koyamıyorum. Bu durumda da adama ne diyorsan onu yap mantığındadır. Zamanım yok diye cümlesi, yine olumsuz iç diyaloglar içerisinde. Bunun da tersi vardır. İşte sürekli acele et, acele et, acele et. Adam o konuda da baskı altına işler. Bir de zaman yetmiyor cümleleri. Bunlar hep bir işle ilgili bizim iç diyalogumuzdan gelen olumsuzluk genel tanımları. Tabi bunun içerisinde kişiye özel şeylerimiz vardır. Ya bu da geçen seferki gibi, falanca iş gibi olacak. Sen yine işin başına geçtin ama şunlar bunlar. Tabi sen şu örüntüyü tamamlarsan hiçbir sıkıntı yok. Ama bu örüntüyü tamamlamazsan, işin zorluklarını görmezsen, kendini tanımaz, tuzakları fark etmezsen, gerçekten de sonuçta başarı sağlayamayacağın bir işle uğraşmış olursun. Evet. Evet, kendini tanımak başlığına gelelim. Şimdi kendini tanımayla ilgili kişi öncelikle bir küçük liste yapacak. İşte nasıl bir liste? Şuraya yazacak. Evet. Küçük kazamız yine tekrar etti. Daha dikkatli olmalıyım. Bizim burada yapacağımız ilk şey, kişi kendisine şöyle bir şey yapacak. Güçlü yönlerim. Güçlü yönlerim hep bu kadar mı? Bir de buraya yazacak. Zayıf yönlerim. Burada bir, işte iyi bir yabancı dilim var. 2, işimi çok seviyorum. 3, normal diğer insanlardan daha farklı bakabiliyorum. 4, sabırlıyım. Kolay karar alıyorum. Yönetim becerim iyi. İşte 10 parmak klavye yazabiliyorum. Yazıyı çok daha etkin bir şekilde sunabilirim. İşte zayıf yönlerine gelecek. Kararsızım, sabırsızım. İşte yazdı mesela. Sabırsızım, bu önemli iş dünyasında. Sabırsızım, kararsızım. Adam, örnek vereyim ben bunları. Şimdi yönetici pozisyonda olmadığı müddetçe çok kararsızlık bir sıkıntı çıkartmıyor ama yönetici pozisyonundaysanız kararsızlık cidden sıkıntı. İşte dağınığım, işte ne bileyim bunun gibi. Duygusal olarak çok çabuk etkileniyorum, motivasyon kayıpları çok yaşıyorum gibi güçlü ve zayıf yönlerinizi listelemeniz. Dolayısıyla sizin listenizi belirledikten sonra bu konuyla alakalı özel çalışma yapmanızı da sağlayabilecek nitelikte olacaktır. Evet. Şuradan bakayım. Abdüssamed Bey, ben soruları falan göremiyorum. Siz bana WhatsApp'tan atarsınız diye umut ediyorum. Çünkü direkt ekran üzerinden yoğunlaştım. Tabii burada kendimizi tanımak bizim için önemli. Yalnız kendimizi tanırken de birazcık da ciddi olacağız. Ya ben çok güzelim, çok harikayım, çok başarılıyım. Yaşasın, benden iyisi yok mantığıyla değil. Birazcık ne yapacağız? Objektif olacağız. Objektif. İyi yönlerimizi abartmayacağız. Çok karamsar olmayacağız. Zayıf yönlerimizde ne yapmayacağız? Komple şey yapacağız. Gerçekçi, realist yaklaşmamız lazım ki biz şu kendini tanıma kısmında her şeyi bitirelim. Mesela ben şu hususta diyebilirim ki ben işte çok yemek yiyen bir adamım ve yemek araları benim için uzun sürüyor. Ya da ne bileyim, sosyal hayatım çok geniş ve bununla alakalı da aşırı miktarda sosyal medyada geziyorum. Bunu diyebilirsiniz. Veyahut da güçlü yönleriniz yine şunu da devreye giriyor güçlü yönlerde. Kişiden kişiye değişen şeyler var. Yani bana göre güçlü olan bir şey başka birine göre güçlü olmayabiliyor. Biz o yüzden realist olmaya çalışacağız. Realist olduğumuz zaman bu hususta başarı sağlayabiliriz. Evet. Sanırım buradan bir sorunumuz var. Hemen düzeltiyorum. Tamam. Evet. Şimdi biz zamanımızı nasıl harcıyoruz? Biraz da ondan bahsedelim kısaca. Sonra küçük planlamalarımıza doğru ilerleyeceğiz. İş yerinde kahvaltı. Yani ben bir kurum sahibi olarak iş yerinde kahvaltıya hiç sıcak bakan biri değilim. Tamam, bizimki bir özel eğitim kurumu, bir eski adıyla dershane. Çünkü öğlen arasında yapılması gereken şeyi saat 2'de yapmak, sabah 7'de yapılması gereken şeyi de teneffüs arasında yapmak bizler için ne yapıyor? Chat kısmını. Ben ekrandan onu görebiliyor muyum? Hemen bakayım ben. Evet, sorular varmış. Evet. O zaman hemen şey yapayım. Buradaki sorulara WhatsApp'tan atabilirseniz soruları Abdüssamed Bey, daha memnun olurum. Sorular gayet güzel. Abdüssamed Bey, bekliyorum. WhatsApp'tan atalım Abdüssamed Bey mümkünse. Evet, zamanımızı nasıl harcıyoruz? Az önceki kendini tanıma hususundan sonra buraya gelmek iyi oldu. İnternette çok mu takılıyoruz? Instagram'da çok mu takılıyoruz? Facebook'ta şurada burada onlardan mı çok takılıyoruz? 10 dakikada yapacağımız bir işi onlarla beraber 15-20 dakikada 30 dakikada mı yapıyoruz? Ziyaretçiler, talepler, gelenler, gidenler bizim işimizle ilgili çok mu engel oluyor? Yine aynı şekilde telefon görüşmelerimiz bize çok mu sıkıntı veriyor? Bütün bunları ne yapacağız? İrdeleyeceğiz. Sonra benim gibi zavallı bir bağımlı mısınız? Sigara molalarınız uzun mu sürüyor? Sürekli toplantı yapmaktan icraat yapacak noktaya mı gelemiyorsunuz? Ya da sıkıntılı bir ortamda insan durmak istemez. Yani insan rahatsız olduğu ortamda durmak istemez. Bununla ilgili bir kaçış planlar. İşte bir bahaneyle bir yerlere gitmek ister. Bunlar oluyor mu? İşi kasten uzun bir zaman dilimine yaymak mı alışkanlığımız var? Ya da onun gibi şeyler bizim için nedir? Zaman nasıl harcadığımızı belirleyecek etkenlerdendir. Soruları bekliyorum WhatsApp'tan. Bilgisayarım okurası açık. Evet. Zaman tuzaklarından bahsedeceğiz. Sonra sorularınıza gireceğiz. Son kısımlarımız biraz daha tavsiyelerle alakalı olacak. Ya da şuradan ilk soruya baksak mı? WhatsApp'tan gönderdim dedi. Evet, geldi. Evet. Kendimizi meslek anlamında geliştirmek adına hangi yayınları takip etmeli diyor. Şimdi tabii siz bir gıda mühendisi olarak bununla alakalı bir yayın takip etmenizi ben tavsiye ederim öncelikle. Onun yanında söyleyeceğim şey çok ilginizi çekebilir. Mutlaka bir edebiyat dergisi ya da ona benzer bir şey de kullanmanız, hayattan lezzet almanızı ve işe odaklanmanızı güçlendirir. Uzun süredir iş aramama rağmen bulamadım. Başka sektöre yönelmeli mi yoksa aramaya devam mı etmeli? Bu bir zaman yönetimi sonuçta. Sinemanın ben şunu söylüyorum, bunu birçok seminerlerimde verdim ben, onu da anlattım. Burada hemen şunu söyleyeyim. Fırtınalı havada usta kaptan gemiyi batırmayan kaptandır. Usta kaptan utada kalmaya çalışan kaptan değildir. Siz fırtınalı bir hava içerisinde geminizi sakin bir şekilde limana götürmek istiyorsanız önce fırtınayı atlatmanız lazım. Örnek veriyorum. Sizin gıda mühendisi olduğunuzu varsayıyorum. Başka bir sektörde de vakti saati yerine gelene kadar da bunu sağlayabilirsiniz. Neden bunu söylüyorum? Haddim olmayarak söylüyorum. Şu yüzden söylüyorum. Yani işsiz kalmak insanın psikolojisini bozuyor. Ve kendisini bir nedenle atıl hissediyor. Sabah uyanmak için bir neden yok. Dünyanın en harika şeyi yataktan kalkmak için bir nedeninizin olabilmesidir ya. Düşünün bir kere. Uyuyorsunuz ve sabah yataktan kalkmanız için hiçbir neden yok. Ya bu çok kötü bir şey. O yüzden de bu fırtınayı atlatmak için yine kendi sektörünüzden çok da uzak kalmayı düşünmeden, cam tavanınızı bu sektörde ekmek yok abi bize diyerekten oluşturmadan yine farklı yakın sektörlere ne yapabilirsiniz? Bunu bu şekilde yapabilirsiniz. Evet, bir şey sormak istiyorum. Uzun bir işe başlayacağım. Diyelim ev işi olur, işteki iş olsun. Raporlarda. Evet, doğru. Bir işe başlamak için ilk başta iç motivasyonunuz önemli. O işe başladığınız zaman ne elde edeceksiniz? Ne yapacaksınız? O önemli. Eğer ki gerçekten de değiyorsa yapacağınız işe başlamak için acele edersiniz. Şöyle bir örnek vereyim size. Ramazan ayında oruç tutuyoruz. İftar okunuyor. İftar ezanı okunuyor. Kimse ben yarım saat sonra başlayayım demiyor. Değil mi? Biz o işin elzem olduğuna, iyi olacağına inanıyorsak hemen acelecilikle o işe ne yapıyoruz? Bakmış oluyoruz. Bu bizim içselliğimizle alakalı bir şey. Adam hasta, can hiçbir şey istemiyor. O halde oruç tutuyor. İftar olmuş, olmamış adam için bir şey fark etmiyor. Biz işe ne zaman başlayacaksak önce o işin bize getireceklerini düşüneceğiz. Tabii bu maddi getir bizim için bir motivasyon kaynağıdır. Yine duygusal açıdan iş bitirmiş olmak ve başarmak bizim için ciddi bir motivasyon kaynağıdır. Değil mi? Yine onure edilmek, taltif edilmek veyahut da kabullenilmek de bizim için ciddi bir motivasyon kaynağıdır. Tabii bütün bunları yaparken işe başlamanızı ve o işi güzel bir şekilde sonuçlandırmanızı sağlayacak güçlü nedenleri bulmanız lazım. Çalışma ortamınızda da sizi engelleyecek çok fazla bir şeylerin olmaması lazım. Bunları iyi planlayıp ona göre hareket etmeniz gerekiyor. O zaman dediğiniz gibi gerçekten de iş beyinde biter. Bunu da iyi bir şekilde planlamanız lazım. Tabii yani robot değiliz. Sosyal hayatımız var, ailemiz var, eşimiz var, çoluğumuz, çocuğumuz var, annemiz, babamız var. Bu hususlarda da dış etkenler bize ne yapıyor? Bazen olumlu, bazen olumsuz şekilde etkin olabiliyor. Şimdi bu hususta Instagram'da birçok kişi var. İşte herkese selam veriyorum. Bir selam kendime veriyorum. Kendimi mutlu hissediyorum. İşte bugün mutlu olmaya izinliyim. İşte ne bileyim harika bir gün geçireceğime inanıyorum gibi içsel bazı şeyler yaparak da insanlar ne yapar? Kendini bu işe hazırlar. Yüksel Bey güzel bir şey söylemiş. Zaman göreceli olduğuna göre neden özel sektör ve büyük şirketlerin buna bağlı bir ses getiremiyorlar? Şimdi zamanın göreceliliğini Einstein'dan itibaren herkes biliyor ama realde çalışanların olduğu iş dünyasında acımasız bir şey var. Bu hususta işverenin beklediği şey çoğu zaman maksimum verimdir. 8 saat çalışacaksınız. 8 saat bir şey üretin isterler. Bir şey üretin. Çünkü sizin ürettiğiniz şeyler o kurum iş gücü sahibi oluyor. Sizin ürettiğiniz şeyle işte bunu kazanımlar elde ediyor. Meşhur bir hikaye var ya. Ana adam demiş işte patrona sormuş bu araba kaça aldın demiş. İşte demiş şu kadar paraya aldım. Peki demiş daha iyisini nasıl alabilirsin? Sen eğer ek mesaiye gidersen şunu yaparsan bunu yaparsan bundan daha iyisini alabilirim gibi bir şey. Tam metin aklımda değil ama böyle bir hikaye var. Burada işveren ister özel sektör olsun, ister devlet olsun bir iş üretiyor. Şöyle bir şey düşünün. Bir fabrikada çalışıyorsunuz. Ekmek fabrikası. Ekmek fabrikasının günlük kapasitesi 5000 ekmek. Siz oradasınız 5000 ekmek üretiminin başındasınız. Siz 4000 ekmeği üst üste 3-5 gün çıkarttığınız zaman bir sorun vardır. İşin ilginç yanı, siz üst üste 4-5 gün 6000 ekmek çıkartırsanız da bir sorun vardır. Oradaki pazarlama ağında fazla ekmeğin de satılabilmesi lazımdır. Pazarlama ağında fazla ekmeği satamazsanız yine bu bir sıkıntı oluşturur. O yüzden ister özel sektör olsun, isterseniz büyük şirketler olsun, sizden istedikleri şeyler genelde bellidir ama büyük şirketler biraz daha rahattır bu hususta. Siz birçok şeyi ön kabulle gidersiniz. Burası büyük bir şirket dersiniz. Bunun kendi iş dinamikleri var dersiniz. Bu dinamikler içerisinde yapmam gerekenler şunlar dersiniz ve onlar üzerinde ne yaparsınız? Yoğunluk sağlarsınız. Bu da güzel bir şey. Günü önceden planlarsak zamanı hülya gücü. Günü önceden planlarsak zaman yetiştirebiliyoruz fakat farklı şeyler çıkınca planladığımızı yapamıyoruz. O zaman nasıl yapmalıyız? Onunla ilgili de birkaç bir şey söyleyeceğim. Bizim günü planlarken kategorilerimiz olması lazım. İşte A kategorisi, B kategorisi, C kategorisi. Seminerimiz dersinde ondan bahsedeceğim. Ve önemleri olduktan sonra tekrar ikiye ayıracağız. Diyeceğiz ki acil olanlar önemli. Mesela önemsiz ve acil olanlar vardır. Önemsiz ve acil olan vardır. Önemli ve acil olan vardır. Önemsiz ama acil olmayan vardır. Önemli ama acil olmayan vardır. Bundan ayrımlarını yapacağız. Tabii her zaman için de yani biz bilgisayar programı değiliz. RAM tuşuna basıp da F5'ten çalışacak bir program değiliz. İnsanız. Çok fazla değişken işimizin içerisine müdahale ediyor. Bu değişkenleri de bertaraf edebileceklerimizi edeceğiz. Onu nereden bahsettik biz? Zaman tuzaklarımıza geldiğimiz zaman ki burada biraz daha onlardan bahsedeceğiz. Biz biraz daha zaman tuzaklarımız nelermiş? Onlardan da öğreneceğiz. O zaman da biz planlarımızın ne kadarını yapabiliyoruz? Tabii sinemaya gideceksiniz. Birine söz vermişsiniz. Gösterime giren bir film var. O filmin belli bir saati var. O filmin o saatinde o salonda olmalısınız. Ancak işvereniniz, patronunuz ya da ne bileyim işte daha önemli bir insan size bir görev verdi ve o saate yetişemiyorsunuz. Burada önem durumuna göre hareket edebilirsiniz. Patrona siz şunu söyleyemezsiniz. Ya ben bunu 2 saat sonra yapsam mı? Özellikle mesai saatiniz içindeyse ama izin gününüzdeyse patronunuz sizden bunu istemez. Öyle değil mi? Sizin izin gününüzde gelip de şöyle yapın böyle yapın diyerekten bunu istemez. Kişisel planlarımızın da çoğu zaman aksamasına biz alışığızdır. Bir de garip bir tipleme var burada. Hemen onu da söyleyeyim. Bazı insanlar baskı altında çok iyi iş ürettiğini düşünür. Baskı altında. Yani dar zamanda daha üretken olduğunu düşünür. Aslında bu böyle değildir biliyor musunuz? Dar zamanda kişinin motivasyonu yüksek oluyor. Yani yapması gereken bir iş var. Kötü bir sonuç çıkacak. Yapamazsa o kötü sonucu engellemek için kendisi ne yapıyor? Gayretli oluyor. Öyle mi? Öyle. İşte onu yapıyor. Tabii bazılarında bu alışkanlık yapmış. Adrenalin seviyorum. Ben iş sonuna bırakıyorum diyenler de ne yapıyor? Oluyor. Planlarımızla ilgili tuzaklarımızdan birazdan bahsedeceğiz. Zaman tuzaklarına gireceğim. Örneğin özel sektöründeki çalışma saatlerine karşı zaman yönetimi krizi yaşadığımızda bu durumdan en etkili şekilde nasıl kurtulabiliriz? Varsayalım ki zayıf ve güçlü yönlerimizi biliyoruz, kendimizi tanıyoruz ama yine kaygılarımız var. Yönetici pozisyonundayız, net olmamız gerekiyor ama kaygı bunun önüne geçiyor. Ne yapmalıyız? Son 2 soru güzel ama şu hususta örneğin yine Hülya Hanım'ın galiba sorusu bu. Örneğin özel sektörde esnek çalışma saatlerine karşı zaman yönetimi krizi yaşadığımızda bu durumda en etkili şekilde nasıl kurtulabiliriz? Şimdi özel sektörde esnek çalışma bizim bulunduğumuz bu civarda pek kullanılmıyor. Ama şu şekilde sektörün bağlı olma kaydıyla olabilir. Burada esnek çalışmada kastedilen şey nedir biliyor musunuz? Ya da ne bileyim kısa bir zaman türünde çalışılmadan bahsedilen şey nedir? Şöyle söyleyeyim. Sizin yapmanız gereken 5 birimlik bir iş var. Adam 5 birimin ikisinden fedakarlık ettim bana 3'ünü ver demiyor. Tekrar ediyorum. Sizin üretmeniz gereken iş 5 birim. Gerek esnek çalışma zamanında isterseniz işte kısa çalışma deyin, ne diyorsunuz deyin ona, işte evden çalışmak deyin. Üretmeniz gereken 5 birimlik işin ikisinden ben vazgeçtim bana 3'ünü ver anlamında değildir. Diyor ki evinden çıkıp zaman harcama. buradaki sosyal ilişkilerine zaman harcama. Yatağından kalk, elini yüzünü yıka, saat tam 8'de işine başla, kendine daha çok zaman ayır. Çünkü 45 dakika bulunduğumuz ile göre 1 saatlik, 1,5 saatlik yollarla zaman ayırma. Otur işine başla ve işini orada üret diyor. Olay bu. Yoksa esnek çalışma zamanında 5 birim üretmen lazım, ikisini boş ver, birini, üçünü bana ver mantığı yok. Bunu iyi kavramak lazım bu hususta. Bunu hem işverenler hem de çalışan işçiler bunu bu şekilde kavramak zorunda. Evet, zayıf ve güçlü yönlerimizi biliyoruz, kendimizi tanıyoruz ama yine de kaygılarımız var. Tabii bu şeyle alakalı biraz da, onu da söyleyeyim. Ben mesajı okuyorum derken bambaşka yere gittim. Bir saniye. Evet. Düzelttim sistemi. Evet. Şimdi devam ediyorum ben. Yine yeni soru gelirse buraya alırız. Abdüssamed Bey, süremiz ne kadar? Siz de mesajdan bana yazın onu. Evet. Zamanımızı nasıl harcıyoruz genel olarak ifade ettik. Yine tablomuz burada kalsın istiyorum. Bununla ilgili şeylerden bahsedeceğim. Zaman tuzaklarımız var bizim. Bunu iyi bilmemiz lazım. Kişi kendini az önce arkadaşımızın bahsettiği gibi kendini iyi tanıyabilir. İyi tanımakla yeterli gelmiyor. Tekrar bazı şeyler yapmamız lazım. Zaman kullanımının önündeki engellere biz genel itibariyle zaman tuzağı diyoruz. Evet, Esra Hanım hemen bir soru göndermiş. Ona bakıyorum. Diyor ki 30 dakikam var, azmış. Ya, sürekli olumsuzlukla karşılaşıyorsak ama yine de pes etmeyip mücadele etmeye devam ediyoruz. Ama olmuyor, istediğimiz sonuçları da elde edemiyoruz. Bir yerden sonra insanın tahammül gücü bitiyor. İnsanın geri dönüp baktığında ciddi manada zaman kaybı var, elde var, sıfır. Ne yapmamız lazım? Öncelikle bakış açımızı değiştirmemiz lazım. Bakış açımızı. Şimdi işin nevinden bahsetmediğiniz için ben kabaca bir değerlendirme yapacağım Esra Hanım. Şimdi bir şeyin karşılığı önemli. Bir şeyin karşılığı gerçekten de önemli. Ne için mücadele ettiğinizi önemli. Newton'un meşhur bir sözü var. Diyor ki, bana kaldıracımı yerleştirecek yer gösterin, size dünyayı yerinden oynatayım diyor. Dolayısıyla ben de bu cümleden hareketli birçok seminerimde kullandığım bir şey var. Bana bir işi ne kadar ve ne için yapmak istediğini söyle, sana başarıp başaramayacağını söyleyeyim diyorum. Bizler idealist söylemlerimizi çok seviyoruz. Diyoruz ki ben bu işi başarmak istiyorum, ben bu iş için dünyaya gelmişim. O senin düşüncen arkadaşım. Bak bakalım karşıdakinden aynı düşünce var mı? Bu önemli. Diyorsun ki ben hayatımda mesela biz mesleğimiz olarak ben öğretmen olarak gelmişim diyorsun. Acaba bakalım karşıdakiler seninle aynı fikirde mi? Aynı fikirde mi? Aynı fikirde değilse senin kendi kendine böyle tanımlamanın önemi yok. Bu sefer neye dönüyorsun sen? Bu işi istemek olmuyor. Bununla ilgili bazı donanımlara sahip olman gerekiyor. Eğer bu donanımlara sahipsen ve içerisinde gerçekten böyle bir güdün varsa, bu işi yapmakla istediğin bir güdün varsa ve bunun karşılığında elde edeceğin şeylerin ciddi manada faydalı olacağına kendin için, mesela ekonomik olarak maddi bir gelir sağlayacaksanız bu ciddi bir motivasyondur. Yani bir iş yapacaksınız. Mesela benim yanımda çalışıyorsunuz. Aylık 3.000 lira maaşınız var. İşleriniz var bir sürü. Aynı işi size birisi 5.000 lira maaş teklif ederse oraya gittiği zaman daha mutlu olursunuz. Daha mutlu. Tabii bir iş yerindeki etken sadece maaş değildir. O kadar kısa düşünmenizi istemem. Çalışma ortamı, iş anlayışı, ekip anlayışı, ulaşım, sosyal haklar birçok şeyi bir arada oluşturur da ben tek bir yönden gidiyorum. Ancak bir şeyi gerçekten istiyorsanız ve o sizin bir ihtiyacınız ise onunla ilgili gerçekten de pes etmezsiniz. Geriye döndüğü zaman da hiçbir zaman sıfır değildir. Misal bir gençimiz KPSS'ye hazırlanıyor. Girdi olmadı, girdi olmadı, girdi olmadı. Bu hiçbir zaman olmayacağı anlamına gelmiyor. Bir şeylerde bir yerlerde bir eksiklik var. Bir şeyler yapılıyor ise, biri bu işi yapıyor ise siz de yapabilirsiniz. Sadece modelleme yapın. O bunu nasıl yaptı? Hem sosyal hayatını devam etsin. Hem arkadaşlarım devam etsin. Hem son çıkan filmleri izleyeyim. Hem Instagram'da o kadar gezeyim. Hem işte yiyip içip dolaşalım. Bütün bunları yapalım. Ondan sonra da o işi başaralım. Böyle bir dünya yok. Şimdi zaman tuzaklarımızın içerisinde bunlardan da bahsedeceğiz. Burada size bazı ipuçları verebileceğimi düşünüyorum. Biz zaman tuzağı olarak zamanı verimli kullanmanın önündeki her türlü engele zaman tuzağı diyoruz. Zaman tuzaklarının başında insanın kendisi de geliyor. Üç tip var bunun içerisinde. Kişinin kendisinden kaynaklanan zaman tuzakları, işten kaynaklanan zaman tuzakları, bir de örgütsel yapıdan kaynaklanan zaman tuzakları şeklinde ne yapıyoruz? Bunlardan kısaca bahsediyoruz. Zaman tuzaklarımızı öz disiplin yoksunluğu, plansızlık, bireysel hedeflerin belirsizliği, kendine aşırı yönde güven ya da aşırı güvensizlik, bunlar da zaman tuzağıdır bizim için. Hayır diyememe, aşırı sosyallik, hafife alma ya da o işe dair bazı önyargılar, önceliklerin belirsizleşmesi, netliği yok, stres ve zaman baskısı, olumsuz kişisel tutum, alışkanlıkların kontrolünde olma, kararsızlık ve güç olandan kaçma gibi alt başlıklarda zaman tuzakları genel olarak sıralayabiliriz. Tabii yine aynı dediğim gibi kişiden kişiye fark eden bazı zaman tuzakları da mevcuttur. Çok özür dilerim, bir su alayım. Tabii bu arada en çok önemli olandan bir tanesi bireysel hedeflerin belirsizliği. Bundan biraz bahsetmek istiyorum. Mevcut durumun, yani statikonun dışına çıkabilmek için hedef ve amaç belirleyip onun için uğraşmak gerekir. Bir hedefiniz, amacınız olmalı, onun için uğraşmalısınız mevcut statikonun dışına çıkabilmek için. Statikonun, mevcut durumun bazı zamanlarda insanı aldatıcı bazı şeyleri de mevcuttur. Bunun için büyük çaba harcamak gerekir. Yani bulunduğunuz statikoyu korumak veyahut da ne bileyim o ortamdan faydalanabilmek için. Biz hedeflerimizi net belirlemeliyiz. İşimizle alakalı, yapacağımız olayla alakalı, projeyle alakalı hedeflerimizi net belirlemeliyiz. Ve netliklerden sonra harekete geçmeliyiz. Hedef belirlemek çok önemli. Hatalı hedef belirlerseniz doğru bir sonuca ulaşamazsınız. Şimdi bazı işler vardır, zamana yayılır. Zamanla yapılır. Bazı işler vardır, direkt süreç önemli değildir, sonuç önemlidir. O yüzden de siz hedefinizi iyi belirlemeniz lazım. Tabii bunu yaparken de küçük adımlar halinde hedeflerinizi belirlerseniz çok çok iyi olur. Yani uzun süreli işlerde sizi mutlu edecek sonucu uzun süre sonra alacağınız için bu sizin motivasyonunuzu negatif yönde etkiler. Ama siz kısa süreçli küçük hedefler belirler. O hedeflere ulaştıktan sonra da kendinize küçük ödüller verebilirseniz, tabii ödül olayını da abartmamak lazım. Küçük ödüller verebilirseniz motivasyonunuzu daima diri tutarsınız ve hedefinize doğru daha dirençli ve daha güzel ilerlersiniz. Bu önemli. Yani az önce KPSS'den bahsettik. Adam KPSS'de çalışacak, Türkçe çalışması lazım. Türkçe kaynaklarının hepsini bir elinde ne yapmayacak? Karşısına koyup "Abo, ne yapacağım ben bu kadar kitabı, nasıl çözeceğim?" yerine "Kardeşim, şu kitabın şu kısmını bitireceğim. Önce bunu halledeceğim. İşte paragraf kısmını hemen her zaman çözeceğim ama şunu şu kadar çözeceğim, bunu bu kadar çözeceğim" gibi parça parça yaparsa, hedeflerini de ona göre ayarlarsa daha verimli olacağı kanaatindeyim. Plansızlık bizim memleket olarak en büyük sıkıntılarımızdan birisi. Bilinçli planlamaların yapılmaması işlerin zamanında bitmesini gerçekten de engelleyen bir şey ve bunun gerekçesi bazı hususlarda değişik olabilir. Yararlı görememe, plansızlığı, yani plan yapma yararlı görememe, yönetmekten ziyade uygulamaya, yapmaya daha meyilli olma, plansız da başarı olabileceğini düşünme. Ben işte üniversiteyken şunu yaptım hayatımızda, öğrencilik hayatımızda olsun, sosyal hayatımızda olsun. İşi akışına bırakmak. Yani bizim memleketimizin dışında işi akışına bırakan bir şey yoktur. Atalarımız bir söz söylemiş. Atalarımız boşa söylemez. Su akar yatağını bulur, değil mi? Ne kadar güzel de hemen ben soruyorum. Acaba o büyük Keban barajı, Atatürk barajı, büyük barajlarımız kendi kendine mi oluştu? Hayır. Orada suyun yatağını değiştirerek o barajları yaptılar. Dolayısıyla su akar yatağını bulur ayrı bir şeydir. Ama o akan sudan faydalanmak gibi bir düşünceniz varsa, bir emek sarf edip bir baraj kurup barajın olduğu, hazırlandığı yere de suyun yatağını çevirmiş olmanız gerekiyor. O yüzden bu konuda gerçekten de plansızlık her zaman için güzel sonuç vermez. Kaos teorisi vardır fizikte. O her zaman olmaz. O fizikte kalsın o. Evet, çözüm olarak ne olacak? Hafta boyunca yapacağınız işleri sıralayınız. Şöyle bir şey yapacağım. Hemen şuraya. Ne zaman tahtaya doğru dönsem ortalığı karıştırıyorum. Dikkat edeceğim. Şuradan hemen bir kısmını sileyim. Şu alt kısmında. Güçlü yönler, zayıf yönler kısmını siliyorum. Üstteki o kısım kalacak. Şimdi burada benim söylemeye çalıştığım şey şu. Burada çözüm için genel olarak yapmanızı istediğimiz şey basit. Şimdi öncelikle yapacağınız işte ne lazım size? Aylık. Aylık yapılacaklar. Şimdi bunlar aklınıza gelince yazın. 1, 2, 3, 4, 5 gibi yazın. Bunu yazın. Sonra haftalık yapılacak olanları yazın. Şunların içerisinden bazıları bunu doğrulayacaktır. 1, 2, 3, 4, 5. Sonra da günlük yapılacak olanları yapınız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi siz şurada aylık yapacağınız işleri önem durumuna göre sıralayın. Diyorsunuz ki bu A kategorisi, bu A kategorisi, bu B kategorisi, bu C, bu D. La olsa da olur, olmasa olur arkadaşım ya dediğiniz bir şey. Sonra siz bunları planladıktan sonra bu aylık yapacağınız işin iş bölümüyle alakalı haftalığa nasıl aktarabileceğinizi düşünün. Sonra gelin ki bu ikisi A olsun, hatta 3A olsun, şu ikisi B olsun, şu da C olsun. Sonra da bu haftalık programınıza bitirmeniz gereken işlerin etkilerini günlük olarak nasıl yapacağınızı planlayın. A kategorisi, A kategorisi, A, B, B, B ve C diye sıraladınız. Dolayısıyla elinizde önem durumuna göre bir şeyleri oluşturmuş oldunuz. Bakınız, tekrar ediyorum, bazı şeyler vardır, çok önemlidir ama acil değildir. Bazı şeyler vardır, gerçekten de acildir ama önemli değildir. O yüzden de aylık yapacağınız işi, haftalık yapacağınız işi, günlük yapacağınız işleri A, B, C, D, E gibi kategorilere koyun. A çok önemli, B önemli, C olsa iyi olur, D olsa da olmazsa olur, E ne zaman istersem o zaman yapayım gibi farklı bir kategori. Kendi iç bünyenize göre yapabilirsiniz. Tabii bu sizin yaptığınız mesleğinizle alakalı bir iş de olabilir. Sosyal hayatınızda yapmanız gereken işler de olabilir. Ev temizliği, bilmem ne falan gibi bir şeyler de bunlar ne olabilir? Olabilir. Evet. Bu A kategorisi önemli olan işlerdir. Onlara dikkat edin. Ve en iyi şekilde nasıl zamanını değerlendirebilirim mantığıyla bunları yapın. Tabii bir proje çalışıyorsanız bu proje çalıştığınız zaman 6 aylık, 8 aylık projeleriniz vardır. Onu parçalara bölersiniz. Az önceki bireysel hedeflerimizde de ne yapmış oldunuz? Günlük hedefin var, haftalık hedefin var, aylık yapacağın hedefiniz var. Yalnız bunu birkaç kişi üzerinde ben uygulamasını gördüm. Şimdi o kadar çok dolduruyor ki, o kadar çok şey dolduruyor ki buraya. Yani adam 24 saatinin 24'ünü doldurmak zorunda. Başka türlü bir çıkar yok. Ya o kadar da değil. Sen yani reisi cumhur değilsin. Yani ya da ne bileyim böyle Bill Gates gibi değilsin. Gerçi Bill Gates'in başka şeyleri de vardır, yardımcılar, ama neticesinde her şeye her anda yetişemezsin. O önem arz eden kısımları A, B, C, D, E gibi kategorileri belirlemek bir, senin kişisel ihtiyaçların için de önemli. Ailevi sorumlulukların için de önemli. İş hayatın için de önemli. Sağlığın için de önemli. Sağlığın için de önemli. Yani bir adam her gün fitness'a gidiyor. Yani sen her gün fitness'a gidiyorsun. Bakıyorsun adam maşallah bir vücudu var. Her şey güzel. Benim için spor çok önemli. Senin için spor çok önemli olabilir. Ne zaman yaptığın önemlidir. Sen spor yaparken müzik de dinleyebilirsin. Ve onu sen eğlence kategorisine koymak zorundasın. Hem sporumu yapayım, hem öbür şeyi yapayım, hem bunu yapayım diyerekten hepsine ait bir zaman dilimi koyarsak olmaz. Yani kümelerin kesişimlerini de bulmuş olmamız gerekiyor. Kümelerin kesişimlerini de bulmuş olmamız gerekiyor. Tabii bizim yine en çok önemli olan şeyde bir sorumuz var. Ayşegül Şahin hanımefendi sormuş. Yeni bir işe başlayacağım. Eski iş yerim çok düzensizdi. Düzen oturtmama izin vermediler. İşler akıyordu ve sürekli problem yaşıyordum. Yeni şirkette de aynı sorunu yaşayacağım diye korkularım var. Oryantasyon sürecinin minimum stresle nasıl atlatabilirim? Öncelikle motivasyon kaybı yaşıyorum. Bunları nasıl aşabilirim? Bu çok özele inmiş bir soru olmakla beraber Ayşegül Hanım müsaadenizle genel anlatacağım. Konuyla alakalı önereceğiniz filmler var mıdır? Bakarız, onu da söyleriz. Şimdi Ayşegül Hanım'ın sorusuna geleyim. Benim anlatmak istediklerim var ya. Bunlar Samet Bey, 30 dakika dediniz. Ne kadarımız var? Samet Bey, 30 dakika dediniz. Benim yani dediğinize göre 3 dakika bir şeyim kalıyor. Anlatmam gereken şeyler var. Yani Samet Bey, acelecilik yapmak istemiyorum. Hele bu seminerde hiç yapmak istemiyorum. Ve gerçekten de önemli ve aciliyet içeren anlatacaklarımız var. Samet Bey, süreyle alakalı bir kıyak yapabilir misiniz? İlk başta onu söyleyeyim. Teşekkür ediyorum. Hemen Ayşegül Hanım'ın sorusuna geçeyim. Şimdi benim bir öğrencim vardı. Kendisi endüstri mühendisi. Dedi ki hocam dedi, ben Samsun'da yaşıyorum. Ordu tarafında, Ordu muydu, Giresun muydu, geçmiş gün tam hatırlayamayacağım, af buyurun. Bir yerde firmaya gidecek, orada endüstri mühendisi çalışacak. Dedi ki neler yapayım dedi. Oğlum dedi, takım elbiselerini giy, kurum hakkında araştırmalarını yap dedim, git görüş. Gitmiş, görüşmüş adam. Güzel, süre sıkıntımız yokmuş. Biraz daha zamana ihtiyacım var, teşekkür ediyorum. Gitmiş, görüşmüş. Görüşmeden sonra bana geldi. Nasıl geçti görüşmeniz dedim. Hocam ben gitmeden önce internetten dedi kaç şubesi var, bir yiyecek firması, bir pastane gibi bir şey, zincir kurum. İşte bunlara falan filan dedi, görüştüm dedi, bilgiler verdim dedi, bana dönecekler dedi. Tabii iyi hazırlanmıştı. Gittiği zaman sizin şurada şubeniz var, burada şubeniz var, şu kadarcık mal girişiniz oluyor, şöyle oluyor, böyle oluyor diye internet edinebileceği bütün bilgiler edinmiş gitti. Sonra adam demiş ki başla bakalım demiş. Ne yapacaksın demiş. Ben sana kalacak bir yer temin edeceğim demiş. Geçici bir süre oryantasyon gibi bir şey. Çalış demiş. Bu 3 hafta kadar orada kaldı. İşte A şubesine gitti, B şubesine gitti, C şubesine gitti, D şubesine gitti. En son geldi Samsun'a. Hocam dedi ben raporumu hazırladım dedi. Ama dedi bir sıkıntımız var. Nedir sıkıntı? Şimdi bu adamın dedi mevcut gelirinin dedi büyük bir kısmı dedi kayıp. Dedim Allah Allah nasıl kayıp? İşte birinde kayınbiraderi var, öbüründe işte yeğeni var, öbüründe dükkanların başında. Şu var bu var. Nasıl yapacağız, ne yapacağız? O zamanlar asgari ücret yaklaşık olarak kaç lira işte 1200 lira mı ne? O civarda geçmiş gün 1200-1300 lira falan 1300 lira olması lazım 1200 olmalı. Neyse bu gitti. Raporunu teslim etti, görüştü. Adam teşekkür ediyor, ilgileniyor buna. Size çalışmayacağız diyor. O günün parasıyla 5000 lira para veriyor. Yani 4 asgari ücret kadar bir para veriyor. Bugünün parası 10.000 liraya tekabül eden bir para veriyor. Teşekkür ediyorum diyor, gönderiyor. Çocuk geldi dedi ki ya dedi, çocuğun ismi de Hüseyin. Dedi hocam dedi böyle böyle oldu. Adam bunu nereye yaptı dedi. Ne dedin sen dedi. Adama anlattım durumu dedi. Kasa kaçakları var dedi. Adam güldü dedi. Ben bunları biliyordum dedi. Öğrenmem güzel oldu. Sağ olasın mühendis bey. Teşekkür ediyorum dedi. Biz böyle çalışmaya alıştık dedi. Ben dedi burada biliyorum ki dedi kayınbiraderim o kasada dedi yıllık işte günlük giren 5000 lira varsa 1000'ini gönderiyor. Yeğenim orada 10.000 lira girdiyse 500'ünü benim verdiğimin dışında cebellezi ediyor. Ben bunları biliyorum. Ama dedi memnunum. Neyinden memnunsun? Ben gidince ayağa kalkıyorlar. Aa patron hoş geldin, boş gittin, karşılar, maçlar. Benim de mal mülk var. Sıkıntı yok. Şimdi her iş yerinin kendi iş dinamiği vardır. Ben diyor şimdi sen bunları bilerek diyor seni işe alıp devam edersen diyor bütün akrabalarla aram bozulacak diyor. Ben diyor gördüm, bildim, oranını da öğrendim diyor. Şimdi kimin kulağını ne kadar çekip işe devam edeceğini biliyorum. Ama sen bu işe devam edersen onları ben işten çıkartmam lazım diyor. Şimdi siz burada dediniz ya oryantasyon sürecini minimum stresle atlatmalıyım, ne yapmalıyım diye falan. Siz bir iş yapacaksınız. Yaptığınız işin nevini bilmiyorum. Ama girdiğiniz yerde her iş yerinin kendi bir kimliği vardır. kendi bir karakteri vardır. O kimlik ve karakter içerisinde siz de bir yer alacaksınız. İş yerinde bir bütünlük oluşturmak için, yani bir Lego'nun parçaları gibi birbirine girecek ki, kenetlenecek ki iş yeri verimli çalışsın. Yani işverenin en büyük beklentisi budur. Siz bunu sağlayabildikten sonra bir sıkıntı olmaz. Ama tabii kişisel olarak çok fazla şeye takılan, as-üst ilişkisine çok fazla dikkat eden yeni personeller genelde sıkıntı olurlar. Sonra 3 gün sonrasında bizim gibi olursun falan cümleleri de olur. Stresinizi azaltacak bir durum yok. Birincisi, o durumu siz oluşturuyorsunuz çünkü. Kabullenin. Yeni bir çevreye gireceksiniz. Yeni bir çevre yeni bir güzellik demektir. Yeni arkadaşlar edineceksiniz. Yeni bir ortam elde edeceksiniz. Eski iş yerinizden tecrübe ettiğiniz bazı hususlar vardır. Sürekli olarak işvereniniz bu cümleyle bizim eski iş yerimizde şu yapıldı bu yapıldı diye söylerse sizin için olumlu bir intiba oluşmaz. Elbette ki eski tecrübelerimi de bu işlerinde yenilerini katarak devam edeceğim gibi bir cümle kullanarak işinize o şekilde bakın. Bu sizi biraz daha ne yapar? Rahatlatır. Ama tabii ki yeni iş her zaman bir ilk başlangıçta bir stres yapar. Çok büyük bir sıkıntı çıkacağını düşünmüyorum şahsen. Ama uyum süreci de önemli. Yani kendimiz de bu konuda bir gözden geçirmemiz lazım. Gittiğiniz yer 20 yıllık bir şirketse, 20 yılda bir çalışan bir sistemi varsa, kendi iç dinamiklerini ve kültürü oluşturmuş bir yer ise oraya uyum sağlamalısınız. Zaten iş başvurusu yaparken de firmaları araştırmak da bu açıdan çok önemlidir. Siz araştırırsınız firmanızı, gideceğiniz yer aile şirketidir. Aile şirketi ise ailenin patronlarıyla alakalı diyalogları birincildir. Daha yakın ilişkileri vardır. Dolayısıyla resmi değildir. Ve onların eksiklerini ortaya koyabilmek de cesaret ister. Sizin yapmanız gereken şey gittiğiniz iş yerinin kültürüne, nevasına uygun hareket etmek. Ama bunlar sizin kendi yapınıza, karakterinize çok ters yerler ise orada da çalışmayın derim. O yüzden yeni iş, yeni heyecan, eskiler ne demiş? Tebdili mekanda ferahlık vardır. Daha rahat, daha huzurlu çalışabileceğinizi umut ediyorum. Evet, biz devam ediyoruz. Film demişsiniz. Şimdi zaman planlamasıyla ilgili size tavsiye edeceğim bir kitap vardı. Saatleri Ayarlama Enstitüsü. Herkes onu tavsiye ediyor. Ben okumadım o kitabı. Yine onu deneyebilirsiniz. Bu konuda konuşanların çoğu bunu söylüyor. Ama zaman planlamasında en önemli şey kişinin kendisini tanıyabilmesidir. Yani kişi kendini tanımlayabiliyorsa, kendi bireysel eksikliklerini ve ihtiyaçlarını gözetebiliyorsa zamanı verimli kullanılır. Az önce Samsun'da bir ezan okundu. Günde 5 defa ezan okunuyor. Biliyorsunuz. Sabah ezanı, öğlen ezanı, ikindi, akşam, yatsı, 5 vakit ezan okunuyor. İyi bir kulak için bu zamanın, günün ayrılmış dilimleridir. Bu dilimler içerisinde yapılacak işler vardır. Siz otomatikman bundan ne yapar? Zaman dilimlerine böler. Bakınız yine Ramazan bayramımız var, Kurban bayramımız var, yılda 2 defa. Bunlar bize yine ne yapar? Yılın içerisinde belirli zaman dilimlerini gösterir. Öyle değil mi? Ramazan ayı var. Yani demem o ki benim, bizim gerçekten de etrafa dikkat ettiğimiz zaman kendi kültürümüzde, kendi yapımızda ciddi manada zamanın getirdiklerine uyum sağlayan yapılar var. Mesela tabii şehir hayatı çok göremiyoruz ama leyleklerin göç zamanı, bunların gelmesi, gitmesi, yine kafamızdaki kirazın çiçek açması, yaprakların sararması, bütün bunlar zaman bilincimizi bize hatırlatan şeyler. Ama bu hususta da bunları görmek lazım. Hemen araya bir şey sokarıp küçük bir anekdot anlatmak istiyorum. Adamın bir tanesi bir bakmış, sabah uyanmış köyünde, her taraf kar, kış. Ya demiş, bu sene demiş bizim ürünlerimiz tarlada kaldı. Ne yapacağız, ne edeceğiz, nasıl olacak, nasıl gidecek? Oturmuş, abdestini almış, secdeye yapanmış, Allah'a yalvarıyor. Ey Allah'ım, senin doğa olaylarına ilgilenen Mikail meleğim var ya, böyle habersizden getirdi, kışı önüme koydu. Benim ne yapacağım işte, ahırda hayvanlarım aç bekler. Benim ürünlerim tarlada kaldı. Bağda bahçede bir şeyim yok. Ben bu kışı nasıl geçireceğim diyor. Ben senin bu Mikail meleğinden şikayetçiyim. Niye habersizden getirdi kışı diyor. Adam secdeden alnını kaldırmadan kapı çalıyor. Tak 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 tak. Hikaye bu ya. Başlıyor. Selamünaleyküm, aleykümselam. Kimsin? Ben Mikail'im. Hangi Mikail? Hani az önce Allah'a şikayet ettiğim melek var ya, Mikail benim. Ya Mikail ne yaptın sen, niye böyle yaptın? Dur sakin ol diyor. Tamam diyor. Sen diyor bu kuşu bir şekilde atlat diyor. Git diyor konudan komşudan diyor. Hayvanların için yiyeceğini al, ununu al, bulgurunu al, neyini yapıyorsan artık. Bu şekilde atlat diyor. Ben sana haberli geleceğim diyor. Buna göre diyor sen de hazırlığını yap, bir sonraki kış rahat et diyor. Tamam mı? Tamam, eyvallah. Gitti. Bizimki hazır. O Mikail kış gelmeden haber verecek. Güzel. Aradan zaman geçiyor. Kış bitiyor. Çiçekler açıyor. Bahar geliyor. Millet tarlasını tabağına ekiyor. Bizimki de kalkıyor gidiyor onlarla beraber ekiyor. İşte ürünler büyüyor. Yazın sıcaklarında işte meyveler olgunlaşıyor. Buğday başakları sarı sarı sallanmaya başlıyor. Derken zaman geçiyor. Bir bakıyor ki adam sabah kalkıyor. Diz boyu kar. Ah! Hani Mikail gelecekti. Haber verecekti bana kışın geleceğini. Vermedi diyor. O sinirle bir daha secdeye kapanıyor. Bir daha dua ediyor. Allah'ım diyor senin Mikail kulun bana diyor yalan söyledi. Kapı vuruyor tak 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 tak. Bir açıldı. Ha hatırladı. Lan Mikail sen bana yalan söyledin. Dur diyor. Ben sana yalan söylemedim. Hani geleceğini haber verecektin. Ben sana haber verdim. Nasıl haber verdim? Bak. Bahar oldum, etrafı yeşillendirdim. Kuşlar öttü cıvıl cıvıl. Çiçekler açtı. Ayva ağaçlar meyveye durdu. Yaz oldu, güneş olgunlaştırdı. Meyveleri, ürünleri ne yaptım? Olgunlaştırdım. Sonra sonbahar olmaya başladım. Yaprakları sararttım. Ulu dağların başına kar olup yağdım. Sen onları görmedin. Ben sana hep haber verdim. Soğuk soğuk estirdim. Bak artık dışarıya kışlık kıyafet giyerek çıkıyor idin. Üşüyor idin. Sen benim geleceğimi anlamadın. Ben sana o kadar haber gönderdim. Sen beni anlamadın diyor. Sonra diyor ki Mikail sonra kaybolup gidiyor. Tabii bu hikaye. Eskiler buna darbu mesel derlermiş. Yeni nesil biz bunlara kişisel gelişim hikayesi diyoruz. Burada demek istediğim şey şu. Zamanı yönetmekle ilgili ve zamanın kıstaslarıyla ilgili elimizde birçok veri var. Biz bunları net olarak görüp eskilerin deyimiyle fehmetmek, yenilerin anlamıyla farkındalık sağlamadığımız için bunlarla karşılaşıyoruz. Evet. Bizim nelerden bu şeyleri erteleriz? Daha vaktin olacağını düşündüğümüzde işin bitme süresinin uzak olmasından dolayı bunu düşünürüz. Yapacağımız iş hoşumuza gitmediği için erteleriz. Bu işin zor olduğunu düşündüğümüz için erteleriz. İşin sonucunda arzu ettiğimizi alamayacağımıza inandığımız için erteleriz. İşin nasıl olacağını ve nasıl biteceğini bilmediğimiz için erteleriz. Genelde zor işlerde başlamak yorucu olacağını bildiğimiz için ne yapar? Bize sıkıntı verir. O yüzden tehir ederiz. Başkalarından bir yardım, bir el atma, bir kolaylık dizini bekleriz. Her iş için daha uygun ve daha güzel bir zaman dilimi olacağını düşünerek ve şu an o an olmadığına inanarak erteleriz. Artık değişmekte güçlük çeken katı alışkanlıklarımız yüzünden erteleriz. Aşırı derecede planlama yaptığımız için erteleriz. Her şeyi planlayacağım, tek tek planlayacağım falan filan. Bütün işe başlayamayız. Evet, bunlardan kısaca bahsettik. Bu tarz işlerde gecikmeler meydana gelir ve bunlara müdahale gerekir. Süreç içerisinde bir proje yapıyorsanız. İşin bitme tarihini belirleyeceğiz. İlk önce işin en sıkıcı kısmından başlayacağız. İşin başında motivasyonumuz yüksektir. Gerçekten de. Hatta meşhur bir cümle vardır avamın ağzında. İşte Türk gibi başla, Alman gibi bitir derler. Türkler büyük bir heyecan ve coşkuyla başlarmış. Bir araya gelerek koşturarak. Sonrasında ama motivasyonu düşermiş. Ama Almanlarda ise bu tam tersi olurmuş. Almanlara biraz mühendis kafası diye ifade ettikleri şey ondan kaynaklanıyor. O yüzden işe sıkıcı olandan başlayalım. Küçük ödüllendirme sistemleri koyalım. Bu iş bittikten sonra işte bir şunu yapacağım, bunu yapacağım, bir dinleneceğim gibi bir şeyler koyalım. Mutlaka sizi uyarabilecek işle ilgili savsaklamalarda veyahut da tavsiyelerde biriyle anlaşın ve daha ertelemeyin. Hemen başlayın yani. Bir iş yapılacaksa yapılacaktır yani bunun. Ertelemenin bir anlamı yok. Biz genel itibariyle kendimize aşırı derecede güveniriz ve bunların çoğu gerçekçi değildir. Şimdi burada iğneyi biraz kendimize batıracağız. Evet. Diğer mesajı var mı diye baktım. Yokmuş. Telefonumuzu yerinize koyayım. Bir insan kendisine aşırı derecede güvendiği zaman bunu kısa sürede başaracağını, yakın bir tarihte bitireceğini ve mükemmel yapacağını düşündüğü için bu kişiye aslında zarar verir. Yani reel olmak lazım. Reel. realiteyi görüp ona göre hareket etmek gerekiyor. Tabii şimdi aşırı güven, aşırı güvensizlik aynı etkiyi yapıyor. Bu da ilginçtir. Aşırı güvensizlikte ben bunu beceremem zaten. Olmayacak, geliştiremeyeceğim. Bir sıkıntıyla karşılaşan gibi olaylar da yine bize ne yapacak? Aynı etkiyi yapacak. O yüzden ne aşırı kendimize güvenelim ne de aşırı güvensiz olalım. Yani bu işi en az bir kişi yaptıysa siz de yapabilirsiniz. Ha, hiç kimse yapmadı mı? O zaman gerekli yöntemleri henüz kimse kullanmadığı için yapılmamıştır. Siz gerekli yöntemleri kullanarak bu işi başarabilirsiniz. Tamam? Ama ben mutlaka bu işi başarırım, en iyisi benim dediğiniz zaman tehir etmeler, gecikmeler, aşırı güvenin getireceği yoruculuklar siz ne yapacak? Bunları halledecek olumsuz yönde. Biz birkaç tane teknikten bahsediyoruz. Ertelemeyle başa çıkmak için, onları düzenleyebilmek için, gecikmeleri engellemek için. Birincisi dinleme tekniğinden bahsediyoruz. Büyük işleri küçük parçalara bölerek parça parça bunları yapmaya ve her parçanın da tek tek sonuçlandırılmasına dikkat etmek lazım. Bilanço tekniği dediğimiz bir teknik var. Bütün olumlu ve olumsuz bütün noktaları ortaya koyup bunların dinamizminden hareket alarak karar durumunda olan her türlü hususta bilgileri bir araya getirip de halletmek. Yani bir bilanço oluşturmak. Yani olumlu yönleri, olumsuz yönleriyle alakalı bir bilanço. Ve bunu yaparken de objektif olmak lazım. Lehte ve aleyhte olan her şeyi bir araya getirmek lazım. Yine ödül tekniğiyle alakalı tekrar bahsediyoruz. Küçük ödüller vereceğiz. Bir de komite tekniği dediğimiz bir teknik var. Önemli kararlar alırken bu konuyla alakalı başkalarıyla istişare etme. Bu bize zor gelmemesi lazım. Yani ben bu işte bir şey yapıyorum. Sana verilmiş bir proje. Ve bu projenin içerisinde şu. Tabii İnsanlar burada bencildir. Yani daha sonraki süreçte o bu işi yaparken ona ben destek oldum derler mi? Derler. Sonuçta siz çalıştığınız kurum neyse onunla alakalı bir sonuç elde etmeye çalışıyorsunuz değil mi? Onunla elde ettiğiniz sonucu bulduktan sonra sıkıntı yok. Maksadınıza ulaşmışsınız demektir. Evet. Bu işleri yaparken çok fazla acelecilik bizim için ne yapar? Sıkıntı getirir. Acele işe şeytan karışır demişler. Gerçekten de karışır. Birçok etkeni göz ardı etmek zorunda kalırsınız. Acele ettiğiniz zaman ürettiğiniz malın, nesnenin sadece görselliğinde kalır olay. İç dünyanızda bunun sıkıntı vereceğini unutmayın. Tabii aşırı ağırdan almak da aynı sonucu verir. O yüzden de ne kadar işin bir an önce bitmesi usta sabırsızlansak da gelecek için plan yaptım, bu işi bitirince hemen ona geçeceğim desek de biz aceleci yapmayacağız. İşe hakkını vererek yapmamız gereken sistemi tam anlamıyla ne yapacağız? Uymak durumunda kalacağız. Tabii bizim bu hususta tuzaklardan bir tanesi hayır diyememek. O da çok önemli bir husus. Dostça ilişkiler kurmak çalıştığımız yerlerde önemli. Ancak fazlaca dostane olmak, çok içli dışlı olmak yapacağımız işle alakalı sıkıntılar doğurabilir. Bulunca da bir yönetici pozisyonunda olduğunuzu düşünün. Çok fazla samimi olduğunuz zaman karşı taraftaki kişiye bir şey söyleyemezsiniz. Şunu şöyle yap, bunu böyle yap diyemezsiniz. Olmaz. Olmayınca da bu sefer yüz göz olma olur, ters tepki verir. Diyaloglarınızı profesyonelce götürmek zorundasınız. Mesela bu konuda 657'ye bağlı olan memurlarla ilgili ki 657'nin kurucusu daha Selçuklulara davranıyor. Nizami Milk'e dayanıyor. Memuriyet sistemi, tımar sistemini o oluşturmuş. Onunla alakalı gelen gelenekler. 657'ye bağlıysanız, bir memursanız ve bir amiriniz varsa altta bulunan kişi amirine nasılsınız diye soramaz. Bunu biliyor musunuz bilmiyorum. Eğer ki bir amirseniz altta bulunan kişiden kesinlikle borç alamazsınız. Alacak verecek işine giremezsiniz. Şimdi bu tabii Selçuklulardan beri 1000 yılda süre gelen bir birikimin oluşturduğu bir şey. Tabii bunların hepsine de aynı anda kulak verilmiyor. Hepsine de bir şey yapılamıyor ama bu önemli. İş yerinde samimiyet ve sizin üzerinize yıkılacak işler de bu konuda önemli. Zaman kaybını önleyebilmek için bazı zamanlar hayır diyebilmek. Bana yardımcı olsun. Ya elimdeki işleri bitirmem lazım. Kusura bakma. İşte inşallah bittikten sonra yardımcı olurum falan filan. Ne var yani 2 dakika baksan. Yani biz bunları çok görüyoruz. Olmuyor. senin işin de yarım kalıyor, onun işi de yarım kalıyor. Hatta bazen sizin işiniz yarım kalır. Yardım ettiğiniz kişininki tam olur. Bu da size sıkıntı verir. Hayır demek önemli. Evet. Dağınık bir ortam içerisinde çalışmak. Az önce yine düzensizlikten bahsetmişti Ayşegül Hanım zannedersem. Çalıştığı kurumla alakalı. Dağınıklık bizim konsantrasyonumuzu bozacağı için şey olmaz. Tabii bazıları şunu söylüyor. Sana dağınık geliyor ama benim için çok düzenli. Ben o da aradığımı buluyorum. Aslında öyle değil o. Çok fazla dikkat dağıtılıyor. Oraya küçük kağıtlar yazıyorsun. Post-itler yapıştırıyorsun sağa sola hatırlamak için. Aa, post-it orada bir aydır duruyor arkadaş. Bir aydır duruyor. Sadece dikkat dağıtıyor. Sadece bakıyorsun, görüyorsun, onu görüyorsun. Ama yapacağın işlerle ilgili moral motivasyonu da ne yapıyor? Düzenini bozuyor. Moral motivasyonunu bozuyor senin için. Evet. Evet. Zamanı verimli kullanmak için önem ve aciliyet çok önemli. Evet, gerçekten önemli. Etkili yönetim önceliklerinin başa uygulanmasıdır. Liderlik süreçlerinde önceliklere karar vermektir diyor adam birisi. Etkili yönetim önceliklerin başa uygulanmasıdır. Liderlikse önceliklere karar vermektir diyor. Yani işimizin lideri olacağız. İşimizin lideri olacağız. Zamanı verimli kullanacağız. Bunun için de önceliklerimizi belirleyeceğiz. Belli bir plan yapacağız ve onu bir alışkanlık haline getireceğiz. Gereksiz duraklamaları mutlaka önleyeceğiz. Kolay ve zor işleri arka arkaya gelecek biçimde düzenleyeceğiz. Kolay, zor şeklinde. Büyük işleri daha küçük bölümlere ayıracağız. Bir anda tek bir işle uğraşacağız. Birden fazla işe enerji ayırmayacağız. Odaklanmaya çalışmayacağız. İşi ertelemekten kaçınacağız. Bu iş bizimse yapmak zorundayız. Gerekirse bu işle ilgili bazı yetki devirleri yapmış olacağız. Yetki devri de özellikle yöneticilerin yapması gereken bir şey. İlgilenemiyorsa bu işin sorumluluğunu sana veriyorum, senin yapmanı istiyorum diye uygun kişiyi bulup ona vermesi gerekiyor. Gelen ziyaretçilere düzenlememiz gerekiyor. Telefonlarımızı bir düzenli yapmamız gerekiyor. Altımızda çalışan as dediğimiz kişilerin zamanlarını iyi yönetmemiz gerekiyor. Çalışma ortamımız düzenli olmalı. Yani takıntı olacak kadar düzenden bahsetmiyorum. Ama aradığını rahatça bulacak, aramak için zaman harcamayacağınız bir düzenin olması gerekiyor. Her ne kadar sanki profesyonellikmiş gibi gösterilse de bana dağınık gelmiyor, her aradığımı buluyorum desek de çoğu bizim tembelliğimizden kaynaklandığını da içsel olarak kabul etsek iyi olur. Ve etkili bir şekilde toplantı yöntemimiz yapmamız lazım. Personelimizle çalışırken bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Biz bu hususta önem ve aciliyete ayırmamız lazım. Şimdi şurada bahsetmiştik, önem ve aciliyeti nasıl ayıracağız? Önemli, bu işler acil olmamasına rağmen onları ertelemeye çalışmamalıyız. Önemli ama acil değil. Önemli ve acil, bu işleri yapmak için yeteri kadar vakit mutlaka ayırmalıyız. Şimdi bunun kime göre önemli, kime göre acil, işin nevine göre değişir. Ya ben burada net bir örnek veremem. Şimdi biz bu işi yaparken nasıl bir şey söyleyeyim? Bir firmada çalışıyorsunuz. Firmanın bir ihalesi var. İhale için sunu hazırlamanız lazım. Sunu hazırlamak kolay bir şey, değil mi? Bu arada da bir iş görüşmesi için size başvuran birisiyle randevunuz var. Şimdi burada sen ve işe bir pozisyonu, o pozisyonda birisini almanız gerekiyor mutlaka. Şimdi ikisinden birini seçeceksin. Hangisi daha önemli? İkisi de acil. Hangisi daha önemli? Bunu sizin iş dinamikleriniz ne yapar? Belirlemiş olur. Daha da önemsiz, acil olmayan işlerimiz var. Bu işler fazla zaman ayırmamak lazım. Önemsiz ama acil. Bunlar lüzumludur ama çok fazla vakit harcanmaması gereken işlerdir. Ama dediğim gibi bunların kararını sizin iş dinamikleriniz verir. Ben Mehmet Ali Kavaklı olarak bunu söyleyemem. İş yerinizin o anki durumuyla alakalı bir şey. Şimdi triyaj denilen bir olay vardır. Zor zamanlarda bunu kullanmanızı tavsiye ederim. Triyaj dediğimiz şey nedir? Hastanelere gittiğiniz zaman triyaj odası diye bir oda vardır. Sözüm ona, gittiğimiz zaman triyaj odasına direkt gireriz. Triyaj odasında bize bir ön müdahale yapılır. Daha doğrusu bakılır. Ateş, şimdi sadece ateş ve iğne yapmak için kullanılıyor ama hastalığın aciliyet durumuna göre bakılır orada. Ondan sonra da sizi sıraya gönderirler. Şöyle bir şey söyleyeyim. Triyajı daha net anlayabilmeniz için. Allah göstermesin bir doğal afet oldu, bir facia oldu, bir bomba patladı, şu oldu, bu oldu. Triaj oraya ulaşan ilk sağlık görevlilerinin yaptığı iştir. Gelir, bakar, kaşına gözüne bakar. Ondan sonra nasılsın, iyi misin, ağrıyan sizin neresi falan filan der. Ondan sonra da der ki tamam, buna bir işaret koyar. Gider başkasına bakar. Hiç sağlık müdahalesinde bulunmaz. Tamam iyisin, şöyle yap, böyle yap diye küçük bazı tavsiyeler verir. Ne iğne yapar, ne ilaç, ne kanamanı. Bastır buraya, mesela filmde görürsün. Elini buraya bastır, tamam ben geleceğim falan diyorlar ya. Geleceği gideceği yok onun. Sonra gider diğer hastaya bakar. Tedaviyle hiç uğraşmaz. Bu şunu yapıyordur. Oraya bir işaret koyuyordur. Mesela bunu en iyi nerede görmüşsünüzdür? Pearl Harbor'da. Pearl Harbor baskını olduğu zaman kadınlar alnlarına rujla işaret yapıyorlardı. O sahne güzel bir sahne. Realist bir sahne. Gerçekten öyle bir olay olduğunu bilmiyorum ama realist bir sahne. Diyor ki arkandan bir doktor olarak geliyor. Bakıyor işaret koymuş. Diyor ki bunun önemi fazla yok. Bu ayakta atlatır. Bırak bunu. İşaret o. Ben geçiyorum. Doktor da tamam geliyorum bekle. Öbürüne diyor ki bu kurtarılabilir bir vaka değildir. Buna zaman harcama. Ona bakıyorum. Tamam bir morfinini ver. Çek git. Öbürüne bakıyorsun. Bu müdahale edilirse kurtarılır. Öbürüne bakıyor. Bu müdahale edilmelidir. O işaretlere göre arkadan gelen kişi de sağlık görevlileri de o triaja göre hükümlerini yerine getiriyor. Biz de işlerimizde sıkışık ve zor zamanlarda triaj yapmalıyız. Triaj yaparak hangisi önemli, hangisi önemsiz, hangisi tehir edilir? Bakın ben buraya yazdım. Haftalık, aylık, günlük olarak A kategorisi, B kategorisi, C kategorisi dedim ya. Bunları uygularken de triaj yapabilirsiniz. Sıkışık anlarınızda. Her zaman triaj yapamazsınız. Yani yapmaz gereken yükümlülüğü boş veremezsiniz. Ama dersiniz ki bunu yapar, bunu kaybeder. Bakın o ölümcül hastayla da ilgilenmek doktorun işi değil mi? Doktorun işi. Ama adam diyor ki tamam diyor ben seninle uğraşamam diyor. Daha önemli hastalarım var diyor. Çünkü bir savaş ortamı hemen silah tutsun, cepheye gitsin, düşmana karşı savaşsın bir şeyler düşünüyor. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Hasta nefes darlığı çekiyor. Senin bununla ilgilenmen lazım. Saç ekmeyle uğraşacak vaktin yok yani. Bunlar daha yakışıklı, daha güzel olur falan filan diyorsun ya. O değil. Biz de işlerimizde acil olan neyse onu yapmakla mükellefiz. Olay bu. Önem ve aciliyeti iç dinamiklerimiz belirler dedim. Evet, yavaş yavaş sonuna doğru yaklaşıyorum. Evet, zaman akışının farkında olmak çok önemli arkadaşlar. Süreç çok önemli. Ben kendi Abdüssamed Bey bana 2 saatlik bir seminer dedi. Bir aksaklık yaşadık. Yarım saat kadar, 45 dakika kadar bir kaybımız var. Ben de dedim ki olabildiğince ona yakın bir süreyi tutturayım. O şekilde hareket edeyim diyorum. Son noktalara geliyorum. Sorular varsa onları alacağım. Zaman akışının farkında olun. Zaman herkes için aynı ama içerik olarak, yapılan iş olarak farklı sonuçlar çıkartılabilir. Biz diyoruz işte bir ustanın 4 günde yaptığı bir işi bir çırak 12 günde yapıyorsa diye sorularımız var. Aynı süreç içerisinde birinin ürettiği malzemeyle diğerinin ürettiği malzeme farklıdır. Ve dolayısıyla bir iş yaparken de zamanınızın geçip gittiğini ve o süreç içerisinde üretebileceklerinizin neler olduğunu bilin. Yani zaman akıp gidiyor ya. Bakın saat kaç olmuş? Zaman akıp gidiyor. Bir sürü şey konuştuk. Bir sürü şey anlattık. Hiç susmadım neredeyse. Bir şeyler anlatmaya çalıştım ama zaman akıp gitti. Bunun içerisinde bazılarınız not aldı. Bazılarınız tahtanın işte screenshot yaptı, bir şeylerini aldı. Bazılarınız kayıt aldı. Bazılarınız ben YouTube'dan tekrar izleyeceğim dedi. Ama bu bir zaman dilimi geçti. Şimdi YouTube'dan tekrar zaman izleyecek olan arkadaşıma sesleniyorum. Sen şimdi burada bunu izliyorsun ya. Bu program 2 saat sürdü ya. Senin tekrar burada not almayarak YouTube'dan izleyeceğin 2 saatin kayıp arkadaşım. Burada önemli olan noktaları alacaksın, içsellendireceksin ve hayata geçireceksin. Ama hiç izlemedin ya da şu an meşguldün, odaklanamadın. Bakın ne kadar güzel zaman yönetiminden bahsediyoruz. Bir yandan belki yemek yiyorsun, bir yandan beni dinlemeye çalışıyorsun şu an. Dolayısıyla sen ikiye bölündün. Zamanını net ayıramadın. Ayıramadığın için de sıkıntı çekiyorsun. Bunu sonra telafi edeceksin. Bu da sana bir zaman kaybı olarak dönecek. O yüzden zamanın aktığının, gittiğinin ve değeri gelmeyeceğinin farkında olarak iş üretmeye çalışın, bir iş yapmaya çalışın. Hatta hayatınızı buna göre yorumlayın. Yani işin herhangi bir zamanında, günün herhangi saatinde ben şu anda ne yapıyorum, neyi amaçlıyorum, neden yapıyorumu kendinize sormanız lazım. Evet, enerjimizi iyi bilelim, ona göre kullanalım. Biyoritmik saatimiz için önemli. Günün en verimli saatleri genel olarak 9-11 saatleri arasında önemli işlerinizi yapmaya çalışın. Neden bunu söyledim? Biyoritmik saatimizde konuşmamızın başından bahsetmiştim. Uyandığımız zaman güneş ışınları vücudumuza temas edince kortizol seviyemiz artıyor. Dikkat seviyemiz artıyor. Evet, şurada bir sorumuz var galiba. Hemen alayım. Ben neden göremiyorum soruyu? Bir yandan konuşayım, bir yandan da soruma bakayım tekrar. Evet, dediğim gibi elimizde biyoritmik saatimiz bizim için ne? Çok. O yüzden de vücudumuzun kortizol seviyesinin artmış olduğu zaman diliminde bunları yapabilirsek bizim için çok iyi olur. Bu da sabahın erken saatlerinde oluyor. Sabahın erken saatlerinde bu işe başlayabilirseniz. Bir de şöyle bir şey var. Karmaşık ve kompleks işleri yapıyor. Çok beğendiğim kitaplar, Ali Fuat Başkil'in Gençlerle Başbaşı'da bir kitabı var. O kitabın içerisinde birçok hususlar, hem motivasyondan bahsediyor, birçok husustan bahsediyor. Orada ilginç bir cümlesi var idi. Onu hiç unutmuyorum, yazdığı kendisinin. Eşref saati vardır diyor. Eşref saatinizi bulun diyor. Eşref saati. Yani kimisi gecenin geç vaktinde karmaşık ve kompleks işleri daha başarılı olabilir. Saat 2'den 5'e kadar. Kimisi sabahın erken saatlerinde. Tabii bu hususta gecenin sessizliği, kimsenin olmadığı bir dönem içerisinde bunları yapmak daha mantıklı gelebilir size. Ama ben şunu da söyleyeyim. Çalışma hayatınızı etkilemeyecek bir şey. Bugün yaptığınız iyi bir şey, yarın yapacağınız herhangi bir şey ne yapmalı? Etkilememeli. Bu önemli. Yani bugün gece saat 3'e kadar, 4'e kadar çalıştın da yarın sabah saat 9'da işe gidemedin, 8'de bir işbaşı yapamadın. Bunun bir anlamı yok. Bugün yaptığınız güzel bir şey, başka zaman yapacaklarınıza ne yapmamalı? Engel olmamalı diyorum. Evet. Dur bakalım. Benim bilgisayarımda yine bir sorun var da ben onu çözmeye çalışıyorum. Hemen düzelteceğim arkadaşlar. WhatsApp mesajlarına bakıyorum. Evet, Ahmet Güney. Hocam boş zamanları ne şekilde tespit edebiliriz? Boş zamanları tespit etmekteki en önemli hususların başında hemen şunu açayım. Boş zamanları tespit etmeyi sormuş arkadaşımız. Boş zamanların en iyi tespit hususlarının başında da şu gelir arkadaşlar. Boş zaman dediğiniz şey herhangi bir şeyin yapılamayacağı bir zaman değildir. Bence boş zaman sadece sizin kendi kararınızla kullanacağınız zamandır. Yani dolayısıyla bunu belirlerken dikkat edeceğiniz en önemli unsur kendi zaman diliminiz. Bu. İş hayatınızda, çalıştığınız iş kurumunda mesainiz bitti, sürekli bitti. Onunla ilgili bir zaman oluşturursunuz ve bu zamanın üzerinde hüküm sahibi sadece sizseniz sizin boş zamanınızdır. Ama boş zamanınız demek hiçbir iş yapmayacağız anlamına da gelmez. Evet. Şimdi birkaç tane daha teknikten bahsedeceğim. Arkadaşlar zamanı planlamada en önemli hususlardan bir tanesi de kendinize söz verin. Bu önemli. Ve bunu kararlılıkla tutmaya çalışın. Her alışkanlıktan önce güçlü bir irade lazımdır. Bu iradeniz için de önce bir kendinize söz verin. Ya çok fantastik şeyler beklemeyin kendinizden. Aşama aşama yapın bunları. Planlayarak. Öncelikler belirleyin. Etkinlikler planlayın. Planı ufak ufak uygulayın. Engelleri çıkarttığı zaman onlarla başa çıkın ve sonuçları değerlendirin. Kendinize verdiğiniz sözü tuttuğunuzu göreceksiniz. Tuzaklar neler olduğunu 3 aşağı 5 yukarı siz sosyal hayatınızda kendiniz çok daha iyi bileceksiniz diye düşünüyorum. Evet. Şuradan. Evet. Çok özür diliyorum. Evet. Dedik ki kendinize söz verin, planlama yapın dedik. En sonunda bir analiz yapın. Bir günün 24 saatini nasıl geçirdiğinizi planlayın. Göz önünde bulundurun. Ne tür etkinlikler var bunun içerisinde? Neye ne kadar zaman ayırıyorsunuz? Görün. Bir de yaratıcı düşünme diyoruz biz buna. Yani birçok olgunun farkında olabilirliğini sağladığı yerde bir özel kendinize mekan ayarlayın. Bu mekanla ilgili de harekete geçin. Evet. Benim şarjımla alakalı bir sorun var. Onu da halledeceğiz. Son cümlelerimi söyleyeceğim. Neler olur bunlar? Ev ve ailenize ne kadar zaman ayırıyorsunuz? İş hayatınıza ne kadar zaman ayırıyorsunuz? Sosyal faaliyetlere ne kadar zaman hazırlıyorsunuz? İç huzurunuz için, kişisel gelişiminiz için, kişisel bakımınız için, özellikle bayanlar, bayanlar değil, gerçekten kişisel bakıma ihtiyaçları var yani. Benim gibi saç sakal olan bir adam, bunu da düzgün tutmak zorunda tabii ki. Eğlence, dinlenme, uyku, bir analiz yapın. Ne kadar zaman ayırıyorsunuz? Onlara ne kadar uyabilirsiniz? Ve nelere dikkat edip neleri birbirinizden uzak tutabilirsiniz? Bir de bir şey söyleyeceğim ben size. Etkin ve hızlı okuma alışkanlığı mutlaka edinin. Bununla ilgili varsa bir seminer, yasa elinizde bir kitapçık, devam edin. Yani kimse sizden dakikada 10.000 kelime okumanızı beklemez ama bir bakışta bir evren tamamını okuyabilmek ciddi manada size ne yapar? Fayda sağlayacaktır. Etkin okumayı ve hızlı okumaya mutlaka çalışın. Evet, son cümlelerimizi de bitirdik. Bir hesaplama yöntemi var ama bunu ancak sunu olarak verebilirdim. Evet. Benim diyeceklerim kabaca bunlar kıymetli arkadaşlarım. Varsa bir soru oradan hemen sesli olarak alabilirim. Çünkü buradan tekrar WhatsApp'a girip oradan okuyorum. Evet, son bakayım. Evet, şimdi arkadaşlar şöyle yapıyorum. Bir WhatsApp'a giriyorum, bir Zoom'a giriyorum. O yüzden şey yapamadım. Öncelikle ilginç bir soru sorulmuş. Neden bir memur üstüne nasılsınız diyemez demiş. Nasılsınız diye ben size sorduğum zaman sizin bana cevap verme zorunluluğunuz oluşur. Bir nevi hesap sorma gibi bir şey. Üstteki sorar alttakine nasılsın diye. Bu izin verirse cevap verilir. Olay budur. Ki bakın 657 memuriyet kanunları Selçuklular döneminden beri gelir. Ve o memuriyet kanunları, kuralları üstüne eklenerek gelmiştir. Bugün 657 olmuştur. 657'ye tabi olan herkes devletin en üst kademesinde görevi olabilir kişi demektir. O yüzden de bunu nezaketsiz olarak değil, devlet yönetiminde bir as-üst alışkanlığıdır. Tıpkı askeriyede yüzbaşı, binbaşıya nasılsınız diyemediği gibi. Hatta askerlik yapan arkadaşlar bilir, komutanım müdür maaş edebilir miyim diye önce izin istenir. Öyle konuşulur. Olay bu. Hemen diğer bir soruya geçeceğim. Evet. Şimdi sabah zamanlarında. Şimdi sabah vücudumuzdaki kortizol seviyesinin yüksek olduğundan bahsetmiştim ya. O yüzden daha dinç ve daha konsantre olabiliyoruz. Tabii bunu farklı şekilde yapabilirsiniz. Bugün bununla ilgili bazı vitaminler, şunlar bunlar vücut dilinizi, biyoritmik saatinizi daha zinde tutmanızı sağlayabiliyor. Bu arada şarjım bitmek üzere. Son soruları alabilirsem memnun olacağım. Bakıyorum şarj aletini de almamışım yanıma. Varsa başka soru alayım. Sonra müsaadenizle, daha doğrusu telefonumun müsaade ettiği kadar diyelim. Evet, bir kitap tavsiyesinden... Evet, bir kitap tavsiyesi var herhalde. Evet. İrade terbiyesi ve zamanın kıymeti Abdülfettah Ebu Gütte. Bunlar tavsiye edilen kitaplar var. Onun dışında soru var mı başka? Uyum sürecinde kendimizi o süreçte nasıl yönetmeliyiz? Şimdi uyum sürecinde kendimizi nasıl yönetmeliyiz diye bir sormuşlar.